Ulusal Kanal ekranlarından merhabalar. Günlükle karşınızdayız. Gündemin öne çıkan maddelerini ve sıcak gelişmelerini hem haberlerimizle hem çok değerli konuklarımızla masaya yatıracağız. Hızlı bir hafta oldu. Bugün de pek çok gündem maddesi var. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi Brüksel'de toplandı. Gündem maddelerinden biri de Türkiye, özellikle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri ve Avrupa Birliği'nin Rusya ile ilişkileri gündemde olacak. Yine Doğu Akdeniz'in de oldukça hareketli olduğunu söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a destek olmak için bir yasa tasarısına onay verdi. Aynı zamanda Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki kışkırtmaları devam ediyor. Yine bu konuyla ilgili de konuklarımızla konuşacağız. Öte yandan COVID-19'la mücadele süreci başarıyla ilerliyor. Aşılama son hızla tüm vatandaşlara yapılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda çeşitli tedbirler de kaldırılmıştı. Rus turistler de Antalya'ya gelmeye başladı. Yine bu konuyla ilgili bir konuğumuz olacak. Öte yandan YKS sınavı bu hafta sonu bildiğiniz gibi. Peki öğrencilerin psikolojisinde durumda nelere dikkat edilmeli? Saat 18'e kadar pek çok konuyu işleyeceğiz günlük programında. Bir an önce başlayalım. Bugünün en önemli gündem maddelerinden biri aslında Brüksel'de yapılacak olan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi. Ülkelerin liderleri aralarında Türkiye'nin de bulunduğu gündem başlıklarını görüşmek üzere bugün bir araya geliyor. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlıyor. Liderler Zirvesi 2 gün sürecek. Gündemde COVID-19 salgınıyla mücadele, Türkiye, Belarus ve Rusya'nın bulunduğu dış ilişkiler konuları var. Liderler akşam yemeğinde Türkiye'yi gündeme alacak. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs, göç, gümrük birliğinin güncellenmesi ve ticaret gibi başlıklar ele alınacak. Zirvede ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Birliği liderlerinin konuğu olacak. Guterres, toplantının ilk gününde öğle yemeğinde Avrupa Birliği ülkelerinin liderleriyle bir araya gelecek. Şu dakikalarda Brüksel'de Avrupa Birliği liderler toplantısı için ikili görüşmeler de devam ediyor. Az sonra toplantılar başlayacak. Kritik konular Avrupa Birliği liderlerinin bir araya geleceği akşam yemeğinde konuşulacak. Ayrıntılar gün içerisinde günlükte de akmaya devam edecek. Biz de sizlere aktaracağız. Dönelim Doğu Akdeniz'de. Avrupa Birliği Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Yunanistan'a askeri yardım yasa tasarısını onayladı. Tasarıya göre Yunanistan'a yıllık 1.8 milyon dolar değerinde uluslararası askeri destek sağlanması öngörülüyor. Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Yunanistan'a yönelik askeri malzeme ve eğitim yardımını öngören yasa tasarısını oy birliğiyle onayladı. Tasarı, Komite Başkanı Demokrat Bob Menendez ve komite üyesi Cumhuriyetçi Marco Rubio tarafından 9 Haziran'da sunulmuştu. Amerikan-Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık Kanunu başlıklı yasa tasarısı Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nden geçti. Söz konusu tasarı, komitedeki tüm senatörlerin onayını alarak oylanması için Senato Genel Kurulu'na gönderildi. Senato'nun da onayını alması durumunda tasarı önce Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na, ardından da Amerikan Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulacak. Peki tasarıda ne var? Yunanistan ordusunun modernleşme sürecine ve Rusya yapımı ekipmanlardan uzaklaşan geçiş sürecine yönelik yardım yer alıyor. Aynı zamanda 2022-2026 mali yıllarında Yunanistan'a yıllık 1,8 milyon dolar değerinde uluslararası askeri eğitim desteği sağlanması öngörülüyor. Amerika'nın Yunanistan'a silah alımı için doğrudan kredi vermesine de imkan tanıyan tasarıda, Yunanistan'ın sipariş verdiği F-35 uçaklarının teslimatı için de yetki veriliyor. Aynı zamanda tasarıda, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail, Yunanistan ve Amerikan arasında bir parlamentolar arası grup kurulması da söz konusu.
Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri'nden destek alırken sahada da kışkırtmalarına devam ediyor. Türkiye ve Yunanistan arasında bir Atina mutabakat muhtırası var. Bu muhtıra kapsamında turizm sezonunda iki ülkenin de Ege Denizi'nde askeri eğitim ve tatbikat yapmaması gerekiyordu. Fakat Atina bu muhtırayı ihlal etti ve bir askeri tatbikat yapacağını duyurdu. Türkiye elbette buna yanıtsız kalmadı ve bir NAVTEX ilan etti. Yaz aylarında turizm sezonu boyunca Ege'de herhangi bir tatbikat yapılmaması konusunda centilmenlik anlaşmamız var. Ama Yunanistan şimdi bakıyoruz NAVTEX ilan ediyor. Yunanistan, Türkiye ile imzaladığı Atina mutabakat muhtırasını yine tanımadı. Turizm sezonunda tatbikat için Ege Denizi'nin uluslararası sularında askeri eğitim sahası ilanı yaptı. İki ülke arasında 1988'de imzalanan Atina Mutabakat Muhtırası'nda turizm sezonunu kapsayan 15 Haziran-15 Eylül arasında Ege Denizi'nin uluslararası sularında tatbikat yapılmaması ve askeri eğitim sahası ilan edilmemesi karara bağlanmıştı. Türkiye diplomatik girişimlere rağmen geri adım atmayan Yunanistan'a NAVTEX ile yanıt verdi. 2021 yılı harekat eğitim faaliyetleri kapsamında Ege Denizi uluslararası sularında eğitim sahaları ilan edildi. Yunanistan'ın bu tahriklerden ve kışkırtıcı adımlardan, provokasyondan vazgeçmesi lazım. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nda değişikliği öngören yasa tasarısı bugün meclise geliyor. Şimdi tüm ayrıntıları Ankara'dan alacağız. Seda Aküs bize son durumu aktaracak. Seda Aküs, söz sende. Sedanlık, tartışmalı bir kanun teklifi Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nda anonim şirket olmasını hedefleyen kanun teklifi bugün meclise geldi. Milli Savunma Komisyonu'nda saatler 14'ü gösterdiğinde görüşmeler başladı ve şu dakikalarda komisyonda görüşmeler devam ediyor. AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifi 10 maddeden oluşuyor. Peki bu 10 maddede neler var? İzleyicilerimize çok kısaca o maddelerin başlıklarını sıralayalım. Tabii öncelikle hazırlanan teklifte başlangıç sermayesi 1 milyar 200 milyon lira olan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi kurulacak, şirketleşecek ve tabii ki şirketin sermayesinin tamamı hazineye ait olacak. Ancak hazinenin oy, yetki, temsil, denetim gibi görevleri Milli Savunma Bakanlığı'nda olacak, hazinede olmayacak. Çünkü Milli Savunma Bakanlığı'na bağlılığı hala devam edecek. Kurumun anonim şirket olsa bile Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olmaya devam edecek. Tabii anonim şirket ihale kanunundan, gümrük ticaret vergilerindense muaf tutulmuş olacak. Yine şirket Milli Savunma Bakanlığı'nın envanterinde bulunan teçhizatları da sistemlerine bedelsiz olarak kullanabilecek. Tabii tartışmalı dedik, çok kısaca bahsedelim. Ana Muhalefet Partisi'nden ya da diğer partilerden, aslında Millet İttifakı'ndan diyebiliriz özetle, partilerden eleştiriler gelmişti. Bazı iddialar ortaya atılmıştı. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun şirket olmasıyla birlikte özelleştirileceği iddiası ortaya atılmıştı. Ancak bu iddiaya hem MKE'den hem de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklamalar gelmişti. Bu iddia yalanlanmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar özelleştirmenin söz konusu olmadığını belirtmişti. Peki MKE'den gelen açıklamada nelerden bahsedilmişti? Çok kısaca hatırlatalım izleyicilerimize. Yine anonim şirket olmasıyla birlikte imkan ve kabiliyetlerin daha da güçlendirileceği belirtildi. Gelişen teknolojiye ayak uydurmasının sağlanacağı belirtildi. MKE'nin anonim şirket olmasıyla birlikte sermayesinin tamamının hazineye ait olacağı, yönetim, temsil, denetim gibi yetkilerin ise Milli Savunma Bakanlığı'nda aynen kalacağı ifade edildi. Personellerin durumu da merak edilen konulardan biriydi. Bu konuda sendikaların bazı eleştirileri vardı. Ona da yanıt verildi açıklamada. İşten çıkarılmasına, mevcut personellerin, çalışanların işten çıkarılmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceği ifade edilmiş oldu. Özelleşmenin olmayacağı belirtildi. MKE bu mevcut durumda özelleşme baskısı altındaki KİT statüsünden hak ve sorumlulukları özel kanunla güvence altına alınan kamu şirketine dönüştürüyordur denildi. MK'den gelen açıklamada bu yöndeydi. Kanun teklifi saat 14'te Savunma Komisyonu'nda, Meclis Savunma Komisyonu'nda görüşülmeye başladı. Tartışmalı bir görüşme olacağını aslında bekliyoruz biz. İlerleyen dakikalarda sıcak gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.
Füze, teşekkür ediyoruz Ankara'da. Kanun teklifine ilişkin son bilgileri ve değişiklikte neler öngörüldüğünü bizlere aktarmış oldu. Haberlerimizle devam edelim. Doğu Akdeniz kadar Karadeniz'de oldukça hareketli. Rusya Karadeniz'de sınır ihlali yaparak Kırım'a yaklaşan İngiliz savaş gemisine ait görüntüleri paylaştı. İngiltere Savunma Bakanlığı Rusya'nın sınır ihlali ve uyarı ateşi açıklamalarını yalanlamıştı. İngiltere yalanlamıştı. Rusya o görüntüleri yayınladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Kırım'a yaklaşan ve sınır ihlali yapan İngiliz donanmasına ait savaş gemisi Defender'a ait görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde İngiltere'ye ait savaş gemisinin Rus uçakları tarafından takibi görülürken uyarı ateşinin yapıldığı anlar yer almadı. Rusya, kara sularını ihlal ettiği gerekçesiyle Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı atışı yapmıştı. Geminin rotasını değiştirmemesi üzerine Rus Su-24M savaş uçakları havalanmış, İngiliz gemisinin rotasına yönelik bombalama uyarısı yapılmıştı. Geminin Rusya'nın Karadeniz filosuyla Federal Güvenlik Servisine bağlı sınır muhafızlarının ortak eylemiyle sınırı terk ettiği açıklanmıştı. İngiltere ise Rusya'nın sınır ihlali ve uyarı atışı açıklamasını yalanlamış, İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace açıklamayı Rus dezenformasyonu olarak nitelemişti. Ege Denizi'nde kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor. İzmir'in Seferihisar açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 44 sığınmacı yakalandı. İki insan taciri de gözaltına alındı. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Seferihisar ilçesi açıklarında lüks yelkenli teknede kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 44 sığınmacı yakalandı. Sığınmacılar karaya çıkartılırken kaçak geçişi organize ettiği iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Öte yandan İzmir Çeşme'de de Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki sığınmacı kurtarıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde de 10 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Yunan unsurları tarafından itildiği tespit edilen göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüklerine sevk edildi. Geçelim Covid-19 gündemine. Türkiye'de koronavirüs aşısının birinci dozu uygulanan kişi sayısı 30 milyonu aştı. Toplam uygulanan doz sayısı da 44.658.745 oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını ile mücadelenin en etkili yolu olan aşılamanın hızlandırılması için Haziran ayında kolları sıvıyoruz sloganıyla kampanya başlatıldı. Kampanyanın ardından günlük ve haftalık aşılama sayıları hızla arttı. 18 yaş altı olup kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan gençlerin de aşılanmasına bir hafta 10 gün içinde başlanacak. Bugüne kadar uygulanan doz sayısı 44.658.745'e yükseldi. İlk doz aşı uygulananların sayısı 30 milyonu aştı. İki doz aşısı tamamlananların sayısı 14.654.834 oldu. Avustralya'nın Sydney şehri COVID-19 salgınının en korkunç zamanlarından birini geçiriyor. Çok sayıda kişi Delta varyantıyla enfekte oldu. Avustralya'nın Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakanı Glyde Sperjuklin, Yeni Güney Galler'in ve Sydney'in COVID-19 salgını başladığından bu yana içinden geçtiği en korkunç dönemi yaşadığını söyledi. Çok sayıda insanın Delta varyantıyla enfekte olduğunu açıklayan Başbakan, mevcut kısıtlamaların yeterli olduğu konusunda işlerinin rahat olduğunu da belirtti. Eyalet Başbakanı, Delta varyantının çok bulaşıcı olduğuna dikkat çekti. Yeni Güney Galler Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Gary Warboys ile konuştu. Yaptığı açıklamada Sydney Havalimanı'nda görevli 36 kişinin enfekte olduğu bilgisini paylaştı. Avustralya'nın diğer eyaletlerinin sınırları Sydney ve Yeni Güney Galler'de yolculara kapatıldı. Karantinasız seyahatte en az 3 gün boyunca durduruldu. Sağlık Bakanlığı'nca salgınla mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için kamu spotu hazırlandı. Videoda sinema sanatçıları Şener Şen ve Ezgi Mola herkesi COVID-19'a karşı aşı olmaya çağırdı. Bu kadarı ancak filmlerde olur dediğimiz birçok şeyi pandemi döneminde yaşadık.
Ancak filmin sonunu değiştirmek bizim elimizde. Sinemanın sevilen iki ismi bu kez aşı çağrısı için kamera karşısındaydı. Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için ve normal hayatımıza geri dönmemiz için. Sağlık Bakanlığı tarafından COVID-19'la mücadele kapsamında kolları sıvıyoruz sloganıyla yürütülen aşılama kampanyası için kamu spotu hazırlandı. COVID-19'u aşıyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sinema sanatçıları Şener Şen ve Ezgi Mola'nın yer aldığı o kamu spotlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda iki sanatçı herkesi COVID-19'a karşı aşılanmaya çağırdı. Aşımızı olalım, hayatımıza kaldığımız yerden sağlıkla devam edelim. Siz de mutlaka aşınızı yaptırın. Videolarda ayrıca hepimiz biliyoruz ki salgın hastalıkları kontrol altına alınabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Tedbirler ve aşıyla COVID-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz ifadeleri yer aldı. Çok kısa bir reklam aramız var. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Günlüğe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Salgın nedeniyle verilen kısa çalışma ödeneği Haziran ayında sona erecek ancak normalleşme adımlarıyla yeni toparlanmaya başlayan işçi ve işveren tarafları ödeneğin uzatılmasını istiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le görüşen işveren cephesi desteğin yıl sonuna kadar devam etmesini talep etti. İşçi tarafının ise talebini kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecinde iletileceği öğrenildi. İşçi ve işveren kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasını istiyor. Covid-19 salgını nedeniyle istihdamın korunması için hükümet bir yılı aşkın süredir kısa çalışma ödeneği desteği veriyor. Ayrıca bu süre içinde işten çıkarma yasağı da uygulanıyor. Yeni normalleşme adımlarıyla birlikte kısa çalışma desteği ve işten çıkarma yasağı 30 Haziran'da sona erecek. Ancak işçi ve işveren desteğin uzatılması taraftarı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 22 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaretinde konuyu gündeme getirdi. Akkol, normalleşme adımlarıyla tüm sektörlerin yeni yeni toparlanma sürecine girdiğini belirtti. TİSK Başkanı Akkol, istihdamın korunması için kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar uzatılması talebini Bakan Bilgin'e iletti. Türk İş'in de kısa çalışma desteğinin uzaması konusunda Bakan Bilgin'le bir görüşme yapacağı öğrenildi. İran'a yönelik yaptırım politikasını sürdüren Amerika Birleşik Devletleri bu kez İran medyasına ambargo uyguladı. Adalet Bakanlığı aralarında İran Devlet Televizyonu'na ait medya organlarının da olduğu 33 internet sitesine erişim engeli koydu. İran'a yönelik tacizlerini sürdüren Amerika Birleşik Devletleri bu kez medyayı hedef aldı. Amerikan Adalet Bakanlığı yaptırımları ihlal ettikleri iddiasıyla İran merkezli 33 internet sitesinin erişimini engelledi. El konulan siteler arasında İran Devlet Televizyonu'nun Arapça ve İngilizce yayınları da bulunuyor. Söz konusu sitelerin girişinde FBI ile Amerikan Ticaret Bakanlığı'nın logoları bulunuyor. Nükleer, biyolojik ve teknolojik kaçakçılıkla ilgili yasaların kendilerine el koyma hakkını verdiği bilgisine yer veriliyor. Suudi gazeteci Cemal Khashoggi'yi öldüren ekibin Amerika'da askeri eğitim aldığı iddia edildi. Haber, Amerikan New York Times gazetesinde yer aldı. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda 2018 yılında öldürülen gazeteci Cemal Khashoggi'nin katilleriyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Amerikan New York Times gazetesi katliamı gerçekleştiren ekipten 4'ünün ABD'de askeri eğitim aldığını yazdı. Belgelere ve tanık ifadelerine dayandırılan habere göre 2014 yılında Barack Obama döneminde Amerikan Dışişleri Bakanlığı Suudi Kraliyet Muhafızlarının eğitimi için lisans verdi. Bu eğitimler Donald Trump döneminde de bir süre devam etti. Askeri eğitimleri veren şirketin yöneticileri, Khashoggi'yi katleden ekipten 4 ismin 2017 yılında 1. kademe eğitimlere katıldığını aktardı. Yine bu 4 kişiden ikisi 2014-2015 yılları arasında ABD'de farklı bir eğitimde de yer aldı. 2017 yılında eğitim alan Suudi Kraliyet Muhafızlarının bir düzineye yakın farklı operasyonlara katıldığı da belirtiliyor.
Şimdi Covid-19 gündemine geri döneceğiz. Çok değerli konuğumuz bizlerle birlikte. Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burhan Sili bizlerle birlikte. Sayın Sili hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk Seda. Teşekkür ediyoruz. İki gün önce Rus turistler artık Antalya'ya gelmeye başladı. Yavaş yavaş turizm sezonumuz açılıyor. Normalleşme dönemine girmemizle birlikte turizm döneminden bu sene beklentimiz neler? Onu dinlemek isteriz sizden. Tabii daha önce Almanya pazarının devreye girmiş olması, daha doğrusu Almanya pazarıyla alakalı Orta Avrupa pazarı uyarı seviyelerini düşürmesi nedeniyle dönüşte karantina olmayacak olması insanların çok ciddi olarak talep göstermesine ve satışların artmasına neden oldu. Bir diğer taraftan 22 Haziran itibariyle Rusya pazarının devreye girmesiyle birlikte ki Ruslar çok çabuk toparlanacaktı bunu biliyorduk. Basından da hepimiz takip ettik. Başta 44 uçak, 41 uçak ve bu artarak devam edecek. Çok ciddi bir talep var. Sonuçta gördüğümüz manzara şu. Bu sene tesislerimiz genel olarak açık olacak Akdeniz bölgesinde yani sahil kesiminde ve sezonun da uzamasıyla ilgili ihtimaller var. Yani bizim normalde sezonumuz Nisan ya da Mart ortası, Ekim sonu, Kasım ortası gibidir. Ama bu sene Kasım Aralık'ta da iş yapabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü bizler işimizi devam ettireceğiz. Bir diğer taraftan paydaşlarımız olan kaynak pazarlarımızdaki tur operatörleri de buna istekliler. Ümit ediyorum bu Covid süreci buna izin verir ve bölge olarak en azından bu sene temel amacımız para kazanmaktan ziyade çarkların dönmesi. Bu 5-6 aylık, 7 aylık süreçte hem çalışanlarımız hem devletimize verdiğimiz vergiler, geçmiş dönem borçlarımız yani bunları bir şekilde toparlayabilmek ve hareketin başlaması noktasında bunun için çaba gösteriyoruz. Geçen günlerde bir Antalya Diplomasi Forumu yapıldı. Pek çok ziyaretçi vardı diplomatik olarak da Antalya'ya gelen ve burada Rusya ve Türkiye arasındaki turizm işbirliği gündeme geldi ve bu işbirliğinin güçlendirilmesi konuşuldu. Antalya Diplomasi Forumu'nda gündeme gelen bu konunun turizme yansıması nasıl olacaktır sizce? Öncesinde de biliyorsunuz TGA olarak bakanımızın hem Dışişleri Bakanımız hem Turizm Bakanımız tüm büyükelçileri Antalya'da ağırladılar. Ve Türkiye'de uygulamalarla alakalı güvenli turizm sertifikasyonu ile alakalı bilgiler aktarıldı tüm büyükelçilere. Akabinde de bu forum gerçekleşti ki Rusya zaten özellikle Rus vatandaşları Antalya bölgesini ikinci baş şehirleri falan gibi addediyorlar. İnanılmaz bir talep ve sevgi var. Hakikaten burada tatil yapmaktan hem memnunlar hem de yoğun bir şekilde tatil yöresi olarak hepsi bu bölgeye gelmek istiyor. Dolayısıyla bu işbirliği hem Rusya açısından oradan gelen misafirlerin hizmet kalite ve fiyat dengesi anlamında doğru bölgede doğru ürünü alması açısından hem de bizler açısından yani Türkiye'de Rus talebiyle doğru orantılı olarak bizim sayılarımızın artması, tesislerimizin, esnafın, tüm bölgenin ve dolayısıyla bağlamında Türkiye'nin para kazanması anlamında son derece önemli ve iyi bir durum diye düşünüyorum. 1 Temmuz sonrası yeni dönemimiz artık başlayacak. Eylül sonuna kadar da çok büyük oranda bir aşılamada yol kat edilmesi bekleniyor. Bu süreç için talepler var mı? Otelcilerin talepleri var mı acaba? Aşılamayla alakalı mı Seda? Yok aşılamayla ilgili şöyle, değil de turizm sezonuyla ilgili çeşitli beklentiler ve talepler var mıdır devletten destek olarak? Şöyle tabii yani bu Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz bu KDV konusunu bir ay daha uzatacağını müjdesini verdi kabine toplantısında kabinde. Bu bizim için son derece sevindirici bir haber ama bizim talebimiz mümkünse sezon sonuna kadar bunun devam etmesi yani yıl sonuna kadar devam etmesi anlamında. Çünkü hakikaten 2016 ile başlayan süreç. İşte biz 2019'da ciddi bir pik yaptık ama buna rağmen geçmiş dönem zararlarıyla birlikte 2020'nin pandemi ve akabinde 2021'de sezonun geç başlıyor olması bunlar hep bizim üzerimizde sıkıntı. Devletimiz bu noktada alacaklarını bir dahaki seneye aktarma konusunu gerçekleştirdi ve kış döneminde de personelin istihdamında sıkıntı yaşanmaması açısından kağıtçıya devam ettirilebilir mi bilemiyorum. Çalıştığımız dönem için söylemiyorum bunu ama tekrar kapanacağımız bir dönem olacak.
yeni sezona kadar. O dönemde tekrar bir destek, SGK desteği olabilir işveren paylarıyla alakalı. Yani en azından personellerin çalışması ve en azından evlerine para götürebilmesi adına böyle bir destek verirse iyi olur. Bir diğer taraftan da tabii kredilerin takla attırılması dönemleri geldi. Bunlarla alakalı yeni kredi taleplerimiz de mevcut. Peki otellerde hazırlıklar ne durumda? Elbette tamamlanmıştır ama rezervasyonlarda yoğunluk yaşanıyor mu? Şöyle tabii daha önce gelmiş ve beklemeye aldığımız Rus pazarı rezervasyonları vardı. Şimdi Rus pazarının açılmasıyla birlikte bizim bölgemizde de tüm bölgelerde değiştirmemiş olanlar, başka noktaya kaydırmamış rezervasyonları Ruslar, ki bu ağırlıktaydı yani %60-%70 oranındaydı ve iptal etmemiş olanlar derhal gelmeye başladılar. Zaten biliyorsunuz orada 3 büyük tur operatörü isimlerini şimdi zikretmeyeyim ama sonuçta Türk kökenlidir onlardı. Dolayısıyla bu operasyon çok hızlı bir şekilde gelişti. Bölgemizde de aşılar hemen hemen tamamlandı. Tesislerimizde, dışarıda, Türkiye'de biliyorsunuz yaş 25 yaşa indi. Yanlış bilmiyor isem. Dolayısıyla aşılama süreci de hızlı bir şekilde devam ediyor. Vaka sayıları minimum düzeylerde. İnşallah bu süreci hep birlikte çok daha keyifli bir şekilde atlatacağız ve devam ettireceğiz Seda Hanım. Peki yerli turistler açısından durum nasıl? Tercih oranı yüksek mi bu sene? Kesinlikle tabii iç pazar bizim için son derece önemli. Bunu daha önceki senelerden de biliyoruz. Yalnız iç pazarın şöyle bir sorunu vardı ki bu uygulama, yani farklı bir uygulamayla aslında burada da bir rahatlık sağlanacaktı. Pandemi nedeniyle o da yapılamadı. Biliyorsunuz okulların tatillerinin Nisan ayında bir dönem, yaz dönemi ve Kasım ayında yanlış hatırlamıyorsam bir dönem şeklinde planlanmış idi. Ama pandemi nedeniyle ne yazık ki bu gerçekleşmedi. İç pazarın temel sorunu Haziran 15, Ağustos sonu biz aile yapımız ve çocuklu aileler olmamız nedeniyle, çocuklarımızın okulu nedeniyle tatillerimizi bu bahsetmiş olduğum 75 gün içerisinde geçirmeye çalışıyoruz. Ama daha önce hükümetimizin almış olduğu kararlar doğrultusunda bu Nisan ayı, Kasım ayı açılımları da söz konusu olur ise sanıyorum bu biraz daha açılacak. Dolayısıyla iç pazardan gelecek vatandaşlarımızın farklı dönemlerde daha farklı ve daha uygun fiyatlarla gelebilmeleri, çünkü bu Haziran 15, Ağustos sonu dönem pik dönemdir. Tüm pazarların devreye girdiği dönemdir. Orada ister istemez yüksek fiyatlar devreye çıkıyor. Mevsimlik çalışan sektörüz biz biliyorsunuz. Yani 6 ay çalışırız, 6 ay kapalıyız. Dolayısıyla hem kendi insanımızın daha uygun fiyatlarla ve farklı dönemlerde tatil yapabilmesi adına da bir açılım sağlanmış olacak. Ama iç pazar sürekli artıyor. İnsanlarımızda tatil alışkanlığı, tatil kültürü her geçen sene, her geçen gün artıyor. Tabii burada iç pazarda bir de önemli tarih herhalde Kurban Bayramı'nın olacağı tarih. Uzun bir tatil olacak gibi gözüküyor. Bu dönem için vatandaşlara uyarınız var mı? Çok büyük rağbet olacak. Erken rezervasyon şartı gerekli mi mesela? Ya da fiyatlar konusunda bir değişiklik olacak mı bayramda? Kesinlikle şu an erken rezervasyon yaptırmaları önemli. Tabii son dakikaya gelindiği zaman artık acenta kontenjanlarının bitimi itibariyle bu sefer kapı fiyatı dediğimiz fiyatlar devreye girmeye başlar ki taleple doğru orantılı olarak onlar da normalden yüksek fiyatlardır. Bir an önce yaptırılmasında fayda var. Çünkü kapasite olarak da biz tesislerimizde %100 kapasite planlamıyoruz. Yani mevcut güvenli turizm sertifikasyonu programı çerçevesinde almış olduğumuz önlemler neticesinde kapasitelerimizi %100'e çıkarma imkanı. İnternetimizde ufak genel mekanlar, problem oldu. Tabii restoran gibi alanlarda. Dolayısıyla bir an önce yaptırılmasında fayda var. Akdeniz'e özellikle Antalya'yı konuştuk tabii ama ben Ege sahillerindeki durumu da sormak istiyorum size Burhan Bey. Şöyle Ege ne yazık ki ağırlıklı olarak İngiltere'ye bağlı bir bölgemiz. İngiltere pazarı açılmadığı sürece orası bir ayağı eksik kalıyor. Her ne kadar iç pazar Ege'de daha çok, iç pazar Ege'ye daha çok talep gösteriyor ise de oradaki yapılar daha ufaksa da İngiltere pazarı son derece önemli. Ama onlar da biliyorsunuz 17 Temmuz'a kadar bir, bize özel değil bu, kapattılar kendilerini. Oradaki mutasyon vaka sayıları vesaire nedeniyle 1-2 noktaya uçuş izni var tatil anlamında.
ve de çok kontrollü düşük sayıda olmak kaydı şartıyla. Ümit ediyorum ki orada da vaka sayıları azalacak ve nihayetinde biz İngiltere pazarından da ciddi bir talep bekliyoruz. Zaten daha önce de bu böyleydi. Geçen sene Temmuz ayında açılmıştı biliyorsunuz İngiltere pazarı 2020 sezonunda. Bu sene de inşallah Temmuz tamamlanmadan açılır. Onlar da vaka sayısı anlamında minimum seviyeleri gelir ve rahatlarlar. Bu hem insanların sağlığı açısından hem de Türkiye turizmi açısından önemli Seda Hanım. Burhan Bey, son olarak da şunu soracağım Ege ile ilgili. Sanıyorum yanlışsam siz düzeltin tabii ama gemi turizmi Ege sahilleri için oldukça önemliydi. Önemli uğrama noktaları var. Pandemi nedeniyle geçen sezonda pek çok sıkıntı yaşanmıştı bu konuyla ilgili turist gelmesi açısından. Bu sene böyle bir sıkıntı var mı? Bu sene de maalesef bu cruise'larda yani gemi turizmi konusunda bir takım sıkıntılar var. Mümkün olduğu kadar dar alanda kruz gemileri hareket etmeye çalışıyor. Türkiye programlarını netleştirmediler ama bir kısmı netleştirdi. Gelmiyorlar ama her halükarda oradan da beklentilerimiz var. Nihayetinde şu anda bizim vaka sayılarımız belirli, aşılama oranlarımız belirli. Almış olduğumuz önlemler, dünyaya örnek olan önlemler bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve ilgili makamlar çalışmalarına devam edilmişlerle bu konuyu halletmeye çalışıyoruz. Ümit ediyorum halledebiliriz Seda Hanım. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Çok sağ olun. Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burhan Sil bizlerle birlikteydi. Bu sezon hepimiz için oldukça önemli. Türkiye turizm açısından bir cazibe merkezi olmakla birlikte bir yıl aşkındır. Tüm dünyada yaşanan bu sıkıntılı süreç için ekonomik kalkınma açısından turizm gelirleri oldukça belirleyici olacak. Antalya Diplomasi Forumu'nda bu konu detaylı bir şekilde gündeme gelmişti. Rusya ile seyahat kısıtlamasının sona ermesinin ardından Rus turistler de Antalya'ya gelmeye başladı. Dileriz hepimiz için güzel bir sezon olur diyelim. Biz dış gündemle devam edeceğiz şimdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçiler Başkan Joe Biden'ın akıl sağlığının araştırılmasını istedi. Eski Beyaz Saray doktoru Ronnie Jackson'ın başına çektiği bir grup Cumhuriyetçi 78 yaşındaki Biden'ı bilişsel test yaptırmaya çağırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir grup Cumhuriyetçi Başkan Joe Biden'ı bilişsel test yaptırmaya çağırdı. Eski Beyaz Saray doktoru Ronnie Jackson öncülüğündeki 14 kongre üyesi Senato'ya mektup gönderdi. Biden'ın akıl sağlığının gerilediği ve unutkanlığının daha görünür hale geldiği belirtildi. Biden'ın Savunma Bakanı'nın ismiyle bağımsızlık bildirisinin girişini unutması örnek gösterildi. Mektupta, şu anki bilişsel durumunuzdan dolayı endişeliyiz. Amerikalılar başkanlarına tam bir güven duymalı ifadeleri kullanıldı. 78 yaşındaki Joe Biden, Amerikan tarihinin en yaşlı başkanı konumunda. Türkiye'nin kara para aklamak suçundan aradığı Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı konuştu. Korkmaz'ın gözaltında olduğu Avusturya'da en az 40 gün daha kalacağını söyledi. Korkmaz'ın avukatı Türkiye ya da Amerika'ya iade kararı verilmesinin bundan sonra daha fazla bir zamanı da alabileceğini söyledi. Türkiye'nin kara para aklamak suçundan aradığı Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'nın Vels kentinde bir otele yerleştikten sonra yakalandığı ve Viyana'ya götürüldüğü ortaya çıktı. Korkmaz'ın avukatı Volkan Dülger, müvekkilinin tutukluluk sürecine ilişkin açıklama yaptı. Dülger, Korkmaz'ın Avusturya'da en az 40 gün kalacağını, Türkiye ya da Amerika'ya iade kararınınsa daha uzun bir zaman alabileceğini söyledi. Avukat Dülger, Korkmaz'ın Avrupa'da farklı ülkelerde iş görüşmeleri için bulunduğunu ve bir süredir Amerika'nın takibinde olduğunun anlaşıldığını kaydetti. Volkan Dülger'in verdiği bilgiye göre Korkmaz'ın Viyana Mahkemesi'ndeki dosyasında yalnızca Amerika Utah Mahkemesi'nin kara para aklama suçlamasının yer aldığı özet bilgi metniyle Türkiye'nin kırmızı bültenle arandığına ilişkin kararı bulunuyor. Amerikalı savcıların anlaşmaya ikna etmek için ağır suçlamalarda bulunduğunu söyleyen avukat Volkan Dülger, Korkmaz'ın hakkındaki iddiaları reddettiğini belirtti. Dülger'in açıklamasına göre Korkmaz'a Türkiye'de tartışılan konuların hiçbiri hakkında soru yöneltilmedi.
HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle gözler Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kapatma kararına çevrildi. Çocukları HDP ve PKK tarafından kaçırılan ailelerden Anayasa Mahkemesi'ne çağrı geldi. Diyarbakır'daki aileler AYM'nin hukuku ve adaleti bir an önce yerine getirmesini istedi. Yıllardır çocuklarına hasret olan anne ve babalar HDP'nin kapanmadığı sürece Kandil'in yolunun da kapanmayacağını söylediler. Yani biz burada inşallah gerekeni yaparlar ve inşallah HDP kapanır diyoruz. HDP'nin kapatılması için aykırdılar. Çocuklarını kandırarak PKK'ya eleman kazandıran HDP'nin derhal kapatılmasını istediler. HDP'nin kapatılmasını her daima gündeme getiriyor. Biz de sonuna kadar bu Kandil'in vekilleriyle mücadelemize devam edeceğiz. Çocuklarımızı getirsinler. Çocuklarımızı getirmedikleri müddetçe biz burada onların kapısında kalkmayacağız. Diyarbakır HDP il binası önünde nöbet tutan aileler Anayasa Mahkemesi'ne seslendi. Bir an önce harekete geçin dedi. Biz evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak tekrar Anayasa Mahkemesi'ne sesleniyoruz. Anayasa Mahkemesi hukuku adaleti yerine getirsin. Bu HDP'nin kapatılmasını istiyoruz. HDP kapanmadığı müddetçe Kandil'in yolu da kapanmayacaktır. Aileler yıllardır HDP ve PKK yüzünden çocuklarına hasret. Hepsi AYM'den gelecek güzel haberi bekliyor. PKK'nın siyasi koludur. Buradan Avrupa Anayasa Mahkemesi'ne sesleniyoruz. Amerika, İsrail'e uşaklık yapan HDP'nin derhal Türkiye'den çıkmasını istiyoruz. Anne ve babalar çocuklarının HDP aracılığıyla götürüldüğünden emin. Bir HDP milletvekili gelip de sormadı. Senin kızın nasıl gitti? Bizim derdimizi sormadı. Biz burada ayrılmayacağız. Sonuna kadar biz burada eylemimizi sürdürmekte kararlıyız. Senin gibi hiç kişi çadır kaldıramaz. Bu çadır anaların babaların çadırıdır. Bu çadır analar babalar kurmuş. Benim oğlum bu binada gitti. Bu umut binada çıktı. Yurdun dört bir noktasında HDP ve PKK'ya karşı eylemler var. Muş'ta da nöbet çadırı kuruldu. Kanat var benim elinde. Benim çocukları getirsin bize versin. Ölüme kadar ben devam edeyim. Benim çocuğu versin bana. HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler çocuklarına teslim olun çağrısında bulundu. Bunlar HDP bizim çocukları götürür PKK'ya verir. PKK'da kime götürür? Bu Kürt'ün düşmanıdır. Var olsun HDP! Var olsun PKK! Terör örgütü PKK ile başlarından duran kalkan kapatma davası açılan HDP'ye yol haritası çizdi. Türkiye'yi HDP yönetmeli diyen kalkan, HDP'nin iktidarı kimlerle nasıl paylaşacağını konuşması gerektiğini, PKK'nın da HDP'yi destekleyeceğini söyledi. Yönetime nasıl geleceği, kimlerle yönetimi nasıl paylaşacağı tartışılmalı. Böyle bir durum olursa PKK olarak biz destek veririz. PKK terör örgütü elebaşılarından Duran Kalkan yayınladığı videoda HDP hakkındaki kapatma davasıyla İzmir il binasına yönelik saldırıya değindi. Terörist Kalkan kullandığı ifadelerle terör örgütü PKK'ya ve siyasi uzantısı HDP'ye yol haritası çizdi. Öyle HDP kapısı kilitlenerek kapatılacak değildir. Savunma olmalı, öz savunma gelişmeli. Türkiye'yi HDP yönetmeli diyen Kalkan, HDP'nin iktidarı kimlerle nasıl paylaşacağını konuşması gerektiğini, PKK'nın da bunu destekleyeceğini kaydetti. Türkiye'yi HDP yönetebilir. Yönetime nasıl geleceği, kimlerle yönetimi nasıl paylaşacağı tartışılmalı. HDP'nin de temel ilkelerinin yer aldığı bir demokratik birlik oluşacak mı? Böyle bir durum olursa PKK olarak biz destek veririz. Trabzon Arsin ilçesinde vatandaşın gündemi Kürecik ve İncirlik üsleri oldu. Konuyu Vatan Partisi gündeme getirdi, imza masası açtı. Vatandaşların ilgisi yoğundu. Mehmetçiğin katili Amerika'dır diyenler, bir imzada sizde. Vatandaş ABD üslerinin TSK denetimine verilmesini istiyor. Amerika hiçbir zaman dost olmamıştır. Amerika sadece menfaat perestlik ve Orta Doğu'daki eş başkanlık, demokrasi götüreceğim deyip bütün İslam ülkelerini vurmuş, kırdırmış. Vatan Partisi üyeleri Trabzon'un Arsin ilçesinde Kürecik ve İncirlik üslerinin denetiminin TSK'ya verilmesi için imza masası açtı. Bu imza kampanyasını Amerika dünyada büyük itibar kaybediyor. Artık Amerika'nın geri çekilmesi, yenilgisi başlamıştır bize göre. Vatan Partisi Arsin ilçe başkanlığının açmış olduğu imza masasına Arsinli vatandaşların ilgisi oldukça yoğundu. Ya üslerin kapanması iyi oldu. Verdiğim yeri. Bugün Cumhurbaşkanımıza da diyoruz bırak kapatılsın. Bütün bakanlara diyoruz bırak kapatılsın. Masa önünde bekleyen vatandaşlar Vatan Partisi'nin imza çalışmasına destek verdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 81 il valiliğine kadına yönelik şiddetle mücadele genelgesi gönderdi. Genelgeye göre 3500 aile sosyal destek programı personeli kadına yönelik şiddetle mücadelede aktif görev alacak. Mecliste ise kadına yönelik şiddetin sebeplerinin belirlenmesi araştırma komisyonu toplantı yaptı. CHP İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının meşrulaştırıldığını iddia ederek komisyondan çekildi. Kadına şiddetle mücadele için hem bakanlıklar hem de meclis düzeyinde çalışmalar yapılıyor. CHP ise provokasyonlara devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 81 il valiliğine kadına yönelik şiddetle mücadele genelgesi gönderdi. Genelgeye göre 3500 aile sosyal destek programı personeli kadına yönelik şiddetle mücadelede sahada aktif görev alacak. Personel, şiddet mağdurları veya şiddet görme riski taşıyan kişileri tespit edecek. Gerekli durumlarda müdahale edecek. Koruyucu ve önleyici hizmetlerle kurumsal altyapıyı güçlendiriyoruz. Bakanlık olarak hazırladığımız genelge ile şiddetle mücadele, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesini hedefliyoruz. Şiddet mağduru kadınların istihdama katılımı için mevcut kurslarda, kontenjanlarda ve uygulamalarda öncelik tanınacak. Kadına yönelik şiddet olaylarında şiddetin tekrar yaşanmasının önlenmesi amacıyla riskin zamanında tespit edilmesini sağlayan risk analiz modülü geliştirilecek ve etkin biçimde uygulanacak. Mecliste ise kadına yönelik şiddetin sebeplerinin belirlenmesi araştırma komisyonu medya temsilcileriyle toplantı yaptı. Eşcinselliği meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına tepki gösteren CHP konuşmaların ardından komisyondan çekildi. Bizim için bu komisyonun işlevi kadına yönelik şiddetle mücadeleden ziyade iktidarın İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma rezaletini gölgelemektir. Cumhur İttifakı'nın bizleri figüran haline getirme çabası içine girerek kendi gündemlerini tatbik etmek ve son olarak komisyon raporunda sözleşmeden çıkmayı meşrulaştırmaya dönük bir girişim içerisinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz CHP olarak bugün itibarıyla komisyondan çekiliyoruz. Komisyon Başkanı AK Parti Milletvekili Öznur Çalık, CHP'nin tavrının çözüme değil, kargaşaya yönelik olduğunu belirtti. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin ortak bir mücadele olduğunu söyledi. İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat da parti olarak komisyondan ayrıldıklarını açıkladı. 1 Temmuz'da İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılacağını hatırlatan Sunat, ayrılma gerekçesi olarak siyasi mülahazalarla alınacak yanlış kararlara meşruiyet kazandırmamayı gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ulaşım, alışveriş, sağlık ve fatura işlemlerinde kullanılabilecek Başkent Kart'ın tanıtımını yaptı. Vatandaşların kartla yaptığı harcamalar sayesinde ihtiyaç sahibi aileler kartlarına yüklenen paralarla alışverişini kendisi yapabilecek. Ankara'da sosyal yardımların koliyle dağıtılması da kartla kaldırılmış olacak. Ülkemizin ve dünyanın tamamında kullanılabilecek Başkent Kart'ı halkımızın hizmetine sunmanın gururu içerisindeyiz. Bu kartın sahibi 6 milyon, kullanıcı ise 83 milyon vatandaşımız olacaktır. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Ticaret Odası'nda tüm dünyada kullanılabilecek Başkent Kartı'nın tanıtımını yaptı. Tanıtımda Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuştu. Ulaşımdan alışverişe, sağlık hizmetlerinin fatura ödemelerine ve havaleye kadar pek çok işlemden indirimli ve avantajlı bir biçimde yararlanma imkanına kavuşacaktır. Vatandaşlar alışveriş yapmadan önce Başkent Kartı'na Başkent Mobil üzerinden para yükleyecek. Bu vatandaşlar sayesinde ihtiyaç sahibi aileler de kazanacak. Birincisi, milletimizin yardım kültüründe yeri olmayan bir ayıbı ortadan kaldıracağız. Paket dağıtma kültürü. İkincisi, Başkent Kartı'na işlem yapan vatandaşlarımız sayesinde elde edecek geliri de sosyal yardım havuzuna aktarmak suretiyle ihtiyaç sahiplerine daha fazla yardım edilmesini sağlamış olacağız. İhtiyaç sahibi aileler kartlarına yüklenen paralarla kendi alışverişlerini yapacak. Böylelikle Ankara'da yardımları koli ile dağıtma devri sona erecek. Başkent Kart uygulamasıyla insan onu zedeleyen o çirkin fotoğraf karelerini artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Başkent Kart sayesinde sadece Ankara'da bile her ay en az 50 milyon kez iyilik yapma ve harcadığınız 10 milyonun her kuruşunda iyiliği yayma fırsatımız olacak.
Hayatımızın her alanında karşımıza çıkan mısır şurubu sağlığımızı tehdit ediyor. Uzmanlar mısır şurubunun yiyeceklerde kullanımının yasaklanması gerektiğini belirtiyor. Bunun içinse şeker pancarına desteklerin arttırılması gerekiyor. Günlük hayatımızda yediğimiz birçok üründe bulunan nişasta bazlı şeker kullanımı halk sağlığını tehdit ediyor. Market raflarında her iki ürünün bir tanesinde nişasta bazlı şeker bulunmakta. 2001 yılında şeker pancarı üretimi kotaya bağlanmıştı. Böylelikle nişasta bazlı şeker kullanımının da önü açılmış oldu. Üretim fazlası olduğunda ya çiftçinin elinde kalıyor şeker pancarı ya da çok daha maliyetinin çok daha altında fiyatlara satmak zorunda kalıyor. Ulusal kanala konuşan Adana Yüreğir Ziraat Odası Tarım Danışmanlarından Ziraat Mühendisi Ayla Kurt, nişasta bazlı şeker kotasının bu yıl %50 düşürülmesinin olumlu olduğunu söyledi. Nişasta bazlı şekerin toplam şeker miktarındaki payı %5. Ancak Cumhurbaşkanı'nın bu kotayı %50 artırma ya da azaltma yetkisi var. En son düzenleme ile %50 azalttı ve %2,5 şu an uygulanmakta olan kota. Daha sağlıklı nesiller için şeker pancarına teşviklerin artırılması gerekiyor. Üretimde de belirli bir kota var. Biz nişasta bazlı şekeri azaltıp şeker pancarına gereken desteği, gereken yatırımı yaparsak hem çiftçimizin elinde kalmaz, daha sağlıklı nesil için şeker pancarı üretimini desteklemeli. Bu yönde devletin desteğini çiftçi arkasında hissetmeli. Yüreğir Ziraat Odası Tarım Danışmanlarından Ziraat Mühendisi Tuğçe Tuzcu da şeker pancarı için devletin daha iyi planlamalar yapmasının stratejik bir hamle olacağını söyledi. Türkiye şeker pancarı üretiminde dünyada 4. sırada yer almaktadır. Fabrikaların özelleştirilmesi, bazılarının kapatılması şeker pancarının üretiminde bir sınır getirdi. Şeker pancarı üretimini desteklemelerle ve planlamalarla daha iyiye getirebiliriz. Uzmanlar şeker pancarı gibi stratejik ürünlere getirilen kotaların gözden geçirilmesi gerektiğini savunuyor. Yurt genelinde tehlikeli bir boyuta ulaşan kuraklık hayvancılığı da tehdit ediyor. Ardahan Ziraat Odası Başkanı Latif Şah Sural, meralarda sadece 20 günlük ot kaldığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın acil önlem almasını istedi. Arazimiz, meralarımız bu düzende. Kuraklık alarm veriyor. Ekili ürünler büyüyemedi. Merada ot yetişmedi. Hayvancılık ve üretim büyük tehlikede. Ardahan, kuraklığı en derinden hisseden iller arasında. Kuraklık meraları da vurdu. Ardahan Ziraat Odası Başkanı Latif Şah Sural, merkeze bağlı Yaylacık Köyü civarındaki meraları inceledi. Bu sene meralar gördüğünüz gibi tamamen kurumuş ve bundan dolayı da çok verimsiz bir hale gelmiştir. Ekinlerimiz de aynı durumdadır. Ardahan'da 450 bin büyükbaş ve 150 bin küçükbaş hayvan bulunuyor. Sural, bu hayvanlar için toplam 900 bin ton yem gerektiğini söyledi. Merada neredeyse ot kalmadı. 900 bin tonun her yıl 300 bin tonunu, 250 bin tonunu biz arazilerimizden temin ediyorduk. Geri kalanlarını da meralarımızdan. Kuraklık bu yıl çiftçilere ve besicilere zarar verdi. Ve 20 gün sonra hayvanlarımız neredeyse tarlalarımızı otaracak duruma gelmiştir. Ve bu kuraklıktan dolayı hayvanlarımızın şap hastalığı, yine yöre ağzıyla tabak dediğimiz şap hastalığına yakalanıp ellerinden çıkarması için çiftçilerimize çok büyük zorluklar çıkaracaktır. Sural, kuraklık karşısında yetkililerin ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın acil tedbir almasını istedi. Marmara'daki deniz salyası sorunu için bilim kurulu oluşturuldu. 21 bilim insanının yer aldığı kurulun başkanlığına Profesör Doktor Hasan Mandal getirildi. Marmara'da etkili olan deniz salyasıyla mücadelede yeni bir adım atıldı. 21 bilim insanından oluşan özel bir birim kuruldu. Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Başkanlığı'na Profesör Doktor Hasan Mandal getirildi. Enstitümüzde deniz salyasıyla mücadele devam ediyor. Çalışmalara ara verilmiyor. Marmara Denizi'nden bugüne kadar toplam 5738 metreküp deniz salyası temizlendi. Akdeniz'de sıcaklıkların artmasıyla birlikte orman yangınlarına karşı tedbirler artırıldı. Bu kapsamda Hatay'da yangın tatbikatı yapıldı. Vatandaşlardan yangınlara karşı duyarlı olmaları istendi. Akdeniz bölgesinde yer alan Hatay, orman yangınları açısından kritik. 12 ay yangın çıkabilecek birinci derecede hassas bölge. Kentin %38'i ormanlarla kaplı.
eğitimlerimizi tamamladık, eksiklerimizi daha iyi tamamladık. İnşallah yangınsız bir sezon geçirmeyi, ufak yangınlarla atlatmayı temenni ediyoruz. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte Orman İşletme Bölge Müdürlüğü'nce tedbirler arttırıldı. Hatay ilimiz biliyorsunuz rüzgarlı bir il. Yani o yüzden riski çok yüksek bir illerden bir tanesi. Yangın riski çok yüksek illerden bir tanesi. Yangınla mücadele toplantısında Orman İşletmesi Bölge Müdürü Mustafa Koç, İHA'larında yangınlarda kullanılacak olmasının büyük avantaj olduğunu söyledi. En ufacık yangını 1 metrekaredeki yangını görebiliyor ve koordinatını bizim sistemimize aktarıyor. Arazilerimizde bu sene ilk defa tablet bilgisayar takıldı. Navigasyon cihazı gibi düşünebilirsiniz. Oraya komut geliyor arkadaşlar. O komut da arazi şoförümüz arkadaşımız oraya tıkladığı anda en kestirme yolu gösteriyor ve arazilerimiz daha hızlı bir şekilde, daha çabuk ulaşabiliyor. Hatay Vali Yardımcısı Yusuf İzci de bu sezon bölgede 2 yangın söndürme helikopterinin görev yapacağını ifade etti. 30 mahalleye de su tankerleri dağıtıldı. Su tankerleri dağıtıldı. 3 ton su kapasiteli ve orman yangınında direkt müdahale edebilecek kapasitede olacak. Bunları orman yangınlarımızda en hassas olan köylerimize, muhtarlıklarımıza verdik. Arsuz ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü'nde orman yangınları ile ilgili tatbikat da yapıldı. Tatbikattan sonra basın mensuplarına helikopterle geçen yıl orman yangınlarında zarar gören bölgeler gösterildi. Hatay'da geçen yıl toplam 101 adet orman yangını çıkmış, 4978 hektar orman alanı zarar görmüştü. Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak Nehri'nde balık ölümleri endişe yarattı. Nehrin Sivas'tan geçen kısmında görülen balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor. Sivas'ta Kızılırmak Nehri'nin geçtiği Karşıyaka Mahallesi Tarihi Kesik Köprü mevkinde balık ölümleri yaşandı. Vatandaşlar yetkililere haber verdi. 30 senedir buradaymış bir şekilde görmedim şimdi. Tarım ve Orman İl Müdürü Su Ürünleri Şubesi ekipleri bölgeye giderek numune aldı, su sıcaklığını ölçtü. Herhalde oksijensizlik olabilir. Yani eskiden olsa belki demir yollarının ayağı falan geliyordu ama şu anda öyle bir şey yoktu. Tahmin ediyorum oksijensiz, suyun azalması. Kurak. Ölümlerin kesin nedeni laboratuvar sonuçlarından sonra ortaya çıkacak. Kızılırmak geçtiği ince su mevkinde Haziran ayı başında da balık ölümleri yaşanmıştı. Diplomatik olarak hareketli bir gün geçiriyoruz. Bugün hem Brüksel'de Avrupa Birliği Liderler Zirvesi var hem de Amerika'dan bir heyet Afganistan'la ilgili görüşmek için Türkiye'ye gelecek. İki değerli konuğumla birlikte tüm gündem maddelerini değerlendireceğiz. Emekli Korgeneral Sayın İsmail Hakkı Pekin ve Emekli Kurmay Albay Sayın Ünal Atabay bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Öncelikle Afganistan gündeminden başlamak istiyorum. Ben bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden bir heyet görüşmek için gelecek ama Afganistan'ın bu sene oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Hem NATO zirvesinde gündeme geldi. Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan çekilecek ama Türkiye oradaki varlığını sürdürecek gibi gözüküyor. Türkiye'nin orada olması neden önemli? Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesi ne anlama geliyor? Bu soruların cevaplarını konuşmak istiyorum. Sayın Pekin, sizle başlayalım. Buyurun. Şimdi tabii şu açık ve net olarak NATO'nun bu bölgede yenildiğini itiraf etmemiz gerekiyor. Daha fazla ileri gidemediler ve sonuçta Amerika Birleşik Devletleri güçlerini çekmeye başladı. Tabii şöyle bir şey söylemem gerekiyor. Evet, Amerika Birleşik Devletleri Mayıs itibariyle çekilmeye başladı. Onunla beraber NATO ülkeleri de çekiliyor. Şu anda baktığımızda Amerika'nın bölgede 2500 askeri, 18.000 sözleşmeli personeli var. Sanırım NATO'nun da NATO ülkelerinde 7500 askeri var. Peyderpey çekilecekler. Herhalde Eylül ayına kadar bu çekilme işlemi bitecek. Tabii çekilme işlemi bitecek ama şu anda Taliban'ın bölgede bir şeyi var. İşte kuzey bölgede, diğer bölgelerde bazı yerleri ele geçirme konusu var ama... Baktığımızda 450 civarında ilçenin sadece 81'inin ilçe merkezini ele geçirmiş Taliban şu ana kadar. Hiçbir eyalet merkezi veya il merkezini ele geçirmemiş. Yani böyle bir durumda. Ama son 2 aydır taarruzları, Taliban'ın taarruzları artmış vaziyette. Özellikle bazı yerlerde işte şeyler var.
Taliban'a giren bazı gruplar var, terk eden Afgan ordusunu. Tabii Afgan ordusu bu arada 300 bin, Afgan ordusu ve polisi Nevruz'da 300 bin civarında eğitilmişti. Yani son 2015'ten bu yana kadar devamlı eğitim bu sağlanmıştı Afgan ordusuna. Şimdi çekilme bittiği zaman bölgede bir emniyetli giriş bölgesinin olması gerekiyor. Bu bölgede Kabil'deki uluslararası havalimanı. Çünkü biliyorsunuz Afganistan bir kara ülkesi ve denizde hiçbir sınırı yok. Sadece yani denizde sınırı yok ama karayoluyla ancak bir şeyler yapılabilir. Onlar da tehlikeli. Karaçit'ten işte şeye kadar Rawalpindi'ye, oradan da Pakistan üzerinden Rawalpindi üzerinden Afganistan'a bir ulaşım yapılabilir, ikmal yapılabilir. Bir de İran üzerinden yapabilir ama bunlar çok her zaman tıkanabilecek, kapatılabilecek yollar. Dolayısıyla tek yol şey kalıyor. Havaalanı, uluslararası havaalanı kalıyor. Kabil uluslararası havaalanı. Buranın emniyetinin sağlanması lazım, işletilmesinin sağlanması lazım. Zaten Türkiye Cumhuriyeti hem Türkiye Devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri hem şeyden itibaren yani 2003'ten itibaren bu ISAF kapsamında havaalanını işletiyordu. Orada birliği de vardı. 2015'ten sonra da yine havaalanını işletiyoruz ve orada da birliğimiz var. Şu anda da devam ediyor. Kararlı destek harekatından itibaren de günümüze kadar. Dolayısıyla Türkiye bu konuda uzman. Yani bir önder ülkeye ihtiyaç vardı. Bu önder ülke en uygun önder ülke ve lider ülkenin Türkiye olması kaçınılmaz. Çünkü NATO içerisinde başka bir Müslüman ülke yok. Türkiye'nin Afganistan'daki bütün bu 20 yıllık harekat boyunca nasıl karşılandığı Afganlar tarafından ilişkilerinin çok iyi olduğu, bu da açık ve net ortaya koyuyor. Türkiye aslında bir NATO gücü olarak değil de stratejik olarak da orada konumlanıyor değil mi? Yani şöyle söyleyeyim, tabii hem NATO gücü olarak konuyor hem de orada konuşlanmamızın bize stratejik olarak da etkisi var. Yani biz İki işi birden yapıyoruz. Sadece NATO hizmeti için yapmıyoruz bu işi. Evet, NATO'nun böyle bir şeye ihtiyacı var. Bir boşluk var. O boşluğu dolduruyor Türkiye. Ama bu arada Türkiye'nin geleceği açısından, jeopolitik açısından da o bölgede. Çünkü orası hemen Güney Türkistan'ına komşu bir yer. Ve Güney Türkistan'da işte şeyden başlayıp, Sincan'dan başlayıp devam eden işte o Kırgızistan, ondan sonra Özbekistan, Türkmenistan gibi ülkeler dahil olmak üzere ve bir de kuzeyde işte Afganistan'ın kuzeyinde Türk şeyleri var. Yani Afganistan'ın hemen hemen büyük bir kısmı zaten %40'a yakını Türk diyebiliriz. Yani o kadar büyük bir Türk değişik şeylerden Türkler var, kabilelerden. Dolayısıyla Türkiye burada iki işi birden yapıyor. Birinci konu NATO yarın bir gün bir Pakistan, Afganistan'da iç savaş çıktığında bu iç savaş için gerekli olan iç savaşta insani yardım için bir yere ihtiyaç var. Bu insani yardım ancak Kabil Havaalanı yoluyla yapılabilir. Bir defa birincisi bu. İkincisi Türkiye orada eğer bir barışa hizmet edecekse dolayısıyla Kabil Havaalanı bu barış için önemli bir konu. Yani bir de şunu söyleyeyim, her seferinde de söylüyorum. Türkiye oraya Afganistan'ın tamamına barış getirmeye gitmiyor. Türkiye sadece Kabil Havaalanı'nı işletmek ve orayı korumak, açık bulundurmaya gidiyor. Dolayısıyla orada bizim teröre karşı savaşmamız söz konusu değil. Sadece meşru müdafaa halinde belki kendimizi savunma açısından bir güce ihtiyacımız var. Sayın şeye göre bu Savunma Bakanı'na göre zaten diyor ki orada yeteri kadar gücümüz var. İlave güç göndermeyecek. Belki böyle söylüyor. Bugün tabii teknik görüşmeler de var. Türkiye bu konuda bir takım şeyler istiyor bölgeyle ilgili. Belki garantiler demeyelim ama işte lojistik destek, ondan sonra Pakistan'ın, Macaristan'ın yanında olmasını istiyor. Bu da önemli bir konu. Çünkü Pakistan'ın şey üzerinde, Taliban üzerinde bir nüfusu var. Lojistik bir kısmı oradan kaynaklanıyor. Türkiye'nin oraya bıraktığı bildiğim bir kısmı da oradan takip edilecek. Yani
Bütün bunlara bakmamız lazım. Yani sanki Türkiye orada bir bölgeyi savunacakmış gibi değerlendiriliyor. Zaten orada biraz evvel söyledim, 300 kişilik bir Afgan ordusu ve polis gücü var. Yine Bağram, bizim uluslararası havaalanının hemen kuzeyinde, 40 kilometre kuzeyinde Bağram Hava Üssü var Amerikalıların. Oranın durumu belli değil ama bu iki tarafı, iki üssü, havalimanını ve üssü koruyan 7. Afgan kolordusu var. Yani zaten Afganistan bu konuda gerekli tedbiri almış durumda. Türkiye'nin orada yapacağı iş bir Türkiye garantör gibi görün. Türkiye orada hem Afganistan'ın nefes borusunu, yemek borusunu açık bulunduracak, oranın emniyetini sağlayacak. Bu Afganlara hizmet. İster Taliban olsun, ister başka bir şey olsun. Bir de Türk dünyasına, o bölgede Türk dünyasına destek olacak. Yani yaptığı bu işte Türk dünyasına destek olacak. Tabii Türkiye'nin o bölgede farklı şeyler yapıp da oradaki o bölgedeki Türkleri, Türkistan'ı ya da ne bileyim Müslümanları kendine düşman edecek hali yok. Bir defa bu konuda çok dikkatli bir politika izleyeceğimiz açık ve net. Onun için olayı farklı algılamamak lazım. Bizim görevimiz havaalanıyla sınırlı. Bir de işletmekle ve şeyle korumakla sınırlı. Bir de herhangi bir taarruz olursa, herhangi bir terör faaliyeti olursa meşru müdafaa yapmakla sınırlıyız. Onun dışında bizim tutup da Afganistan'ı Taliban'la savaşmak, bir şey yapmak, bu gibi zaten Türkiye şimdiye kadar hiç Taliban'la falan savaşmadı. Yani zaten gönderdiği birliklerde ben o bölgede terörle mücadele etmek ya da işte savaşmak için gitmiyorum. Benim orada Afgan halkına hizmet etmeye gidiyorum. Ve Afganlarla, Afganların ihtiyaçları olan şeyler işte daha sonra bu şeyler vardı, inşaat timleri vardı. İnşaat timleri vasıtasıyla o bölgede yollar, köprüler vesaireler falan da yapıldı. Böyle bakmamız lazım. Yani çok acayip bir hava esiliyor. Sanki Kore'deymiş, Kore'deki gibi orada savaşacakmışız, gönderiyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz falan diye. Türkiye'nin böyle bir politikası yok. Yani Türkiye bu konuda çok daha dikkatli davranmak durumunda. Çünkü o bölgedeki Müslümanları ve şeyleri, Türkleri karşısına almak gibi bir niyeti yok diye değerlendiriyor. Evet, teşekkür ediyoruz Sayın Pekin. Sayın Atabay, sizin de Afganistan'la ilgili özellikle aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin ve NATO'nun bölgeden çekilmesi bence kritik bir konu. Bu konuyu değerlendirmenizi isteyeceğim ve çok fazla gündem maddemiz olduğu için ikinci sorumu da hemen peşine sormak istiyorum. Bugün Avrupa Birliği Liderler Zirvesi var. Liderler Zirvesi'nde gündem... Bir gündem maddesi de Türkiye olacak. Türkiye'nin özellikle Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri konuşulacak. Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile ilişkiler konusunda nasıl kararlar ve yorumlar çıkmasını bekliyorsunuz? Buyurun. Şimdi Seda Hanım, tabii Afganistan bizim yabancı olmadığımız bir coğrafya. Aynı zamanda Afganistan'ın Kuzeyinden itibaren az evvel komutanımız da ifade etti, Türkmenistan, Özbekistan, yani Avrasya coğrafyası bir diğeriyle Türkiye Cumhuriyetlerinin olduğu koridoru da koridorla da olan ilişkilerimiz ve tarihsel bağlarımız ve yabancı olmadığımız bir coğrafya. Geleceğe dair de Türkiye'nin Avrasya üzerindeki jeopolitik dengede yer alması gibi bir hedeflerimizin arasında olduğunu da düşünürsek Afganistan'ın bu yönüyle anlamı ve önemi bir kat daha artıyor. Bu doğru. Tabii Afganistan'ın bir özelliği var. Aşağı yukarı 1839'dan beri İngilizler ilk işgal girişimiyle başlayan o tarihten bu yana bir çatışma ve savaş hali var. Yani Afganistan topraklarında. Ben 1839'dan başlattım. Özellikle İngilizler dönemi. Tabii İngilizlerin 3 defa ayrı ayrı bir İşgal girişimleri var. 1878 yılı var, 1919 yılı var. Ama zamanımız açısından onları kısaca altını çizip geçiyorum. Hı hı. Şimdi son Sovyetler Birliği'nin girişi ve çıkışı, 2001 yılından beri, yani 11 Eylül'den itibaren de NATO şemsiyesi altında veya başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri'nin önderliğinde ve giren 38 civarındaki ülke ve çekiliş. Ve burada bir neticede kazançlı çıkan taraf var mı? Yok. Ama kazançlı taraf nedir? Mesela Türkiye, biz de 2001'den sonra oradayız, varız. Şudur, uluslararası güçlerin bir arada bulunmasının koordinasyonu.
birbiriyle olan ilişkileri geliştirilmesi, ilişkilerin geliştirilmesi, sahada birlikte çalışma kapasitesinin arttırılması gibi yeteneklerin kazanması açısından faydası olan bir faaliyettir. Aynı zamanda bayrak gösterilmesi, aynı zamanda yabancı olmadığımız coğrafyada da kendimizin de orada bulunduğumuzun ve bulunacağımızın işareti anlamında da yararlı bir süreç yaşanmıştır. Ama stratejik hedefler açısından bölgede alan açmak veya yaratılmak istenilen etkiyi sağlamamız yakın vadede çok mümkün değil. Neden? Az evvel anlattığım o coğrafyanın özelliği, bölgedeki etnik ve mezhebi çatışmalar, bölgenin sosyolojik durumu son derece kaygan bir zemine sahip. Yani buradaki güçleri kontrol etmek veya bunları organize etmek veya bunları mobilize etmek çok kolay değil. Evet, Sayın Komutanımız da ifade etti, orada Türklerin yaşadığı bir bağlarımız da olmakla birlikte tabii onlar bu yeteneklerini yitirmişler. Daha çok orada bir kaos içerisinde, kaostan beslenen bir kültürel yapı üzerine kurgulanmış bir yaşam tarzı da var. Yani siz bunu inşa etmeniz, yıkmanız, değiştirmeniz ve düzenlemeniz, yeni dünya düzenine entegre etmeniz çok kolay değil. Asırlar alacak olan bir projeden bahsediyorum. Onun için 1839 işaret ettim. Geldiğimiz nokta veya geleceğimiz bundan sonraki noktaya ışık tutması açısından. Şimdi burada bir diğer önemli, evet, Kabil Havaalanı doğrudur. Ama şu var, bizim artık oradaki misyonumuzda bir değişikliğe uğradı. Yani girdiğimiz tarihten sonra tabii birkaç defa, sonra Karal Destek Operasyonu öncesi ISAF vesaire, NATO şemsiyesi farklı pozisyonlarda bu devam etti. Oradaki fonksiyonumuz. Ama şu var, Birleşmiş Milletler'in burada yeniden bir karar alma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani görev fonksiyonu değişmiştir. Çünkü birlikler çekiliyor. Alandaki orada yürütülmek istenilen hedef farklılaşacaktır. Dolayısıyla böyle bir MM kararı olduktan sonra, BM kararından sonra da Türkiye'den de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de ben tezkere olması gerektiğini de düşünüyorum. Belki bu hukuken tartışılır ama çıkması gerektiğini değerlendiriyorum açıkçası. Çünkü görev tanımı değişmiştir, pozisyon değişmiştir, yeni bir angaje durumu söz konusudur. Her ne kadar orada askerimiz varsa da varlığını devam ettirilmesi açısından da yeni bir kararı gerektirir. Şimdi bize tabii ki komutanımız ifade etti, altını çizdi. Yani o Amerika ile görüşmeler, bugünkü teknik düzeydeki görüşmeler, Türkiye'nin istekleri belli zaten. Siyasi destek, mali destek, lojistik destek. Yani bunların sağlanması. Bizim burada hemen bu bölümü tamamlayayım, Avrupa Birliği'ne geçeceğim zamanımız için. Seda Hanım, bizim burada siyasi hedefimiz nedir? Stratejik hedefimiz nedir? Bu siyasi ve stratejik hedef içerisinde Türkiye'nin kazancı ve beklentisi nedir bu yeni pozisyonda? Veya illaki bu alanda bir kazanç olmayabilir bu saha içerisinde. Ama en azından bunun karşılığında bizim problem sahalarımız olan Doğu Akdeniz'de, Suriye'de veya Irak'ta veya Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket etme ihtiyacı hissettiğimiz alanlarda veya karşı karşıya bulunduğumuz pozisyonlarda bizim pazarlık konusu olabilecek, bizim Türkiye'nin lehine dönüştürebileceğimiz, bunun karşılığında nasıl bir siyasi hedefimiz var? Nasıl bir stratejik kazanç elde edebiliriz? Bunun da değerlendirilmesi, bakılması ve bu yönüyle de ele alınması gerekir. Salt şöyle bakmamamız gerekir. Yani biz Kabil'de varız zaten, öteden beri de var olmaya devam edeceğiz. Burada herhangi bir durum yok. Evet, durum yeni bir kazanç. Çünkü konjonktür değişti, şartlar değişti, yeni bir kapı açıldı, yeni bir pozisyondayız. Bundan 20 yıl önceki durumda değil Türkiye'nin pozisyonu. Yani Kabil bizim için bir avantaja çevirecek bir karşılığı, bir getirisinin de olması gerekir. Bunu da aramamız gerekiyor. Diğer sorunuza geçeyim isterseniz. Zamanımız da daraldığı için hemen Avrupa Birliği dediniz. Sayın Komutanımıza da ben hemen zamanını yemeyeyim. Şimdi Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden ne çıkacak? Biz tabii merak ediyoruz. Bunu özellikle Aralık ayındaki Liderler Zirvesi'nden sonra Mart ayında bu süreci yaşadık. Şimdi tekrar aynı süreci yaşıyoruz. Aslında bunu açıkça ifade ettiler. Daha çok Rusya ile ilgili kararların alınacağı, Rusya'ya odaklı kararların çıkacağını görüyoruz. Türkiye ile ilgili hususlar da var. Ne var?
Bizim işte Doğu Akdeniz meselesi var, Kıbrıs meselesi var, göç mutabakatı var, bunun yenilenmesi var, gümrük birliğinin güncellenmesi var, vize serbestisi meselesi var. Bir diğer konu ne? En önemli müzakerelere, yani masadaki müzakerelere devam noktası var. Şimdi bu altlarını çizdim. Bizim bunun içerisinden en önemlisi göç meselesi üzerinden bize tahsil edilecek olan bir para var. Yani bu muhtemelen çıkacaktır bu karar. Türkiye'nin çünkü Doğu Akdeniz üzerindeki gösterdiği biraz daha yaklaşım Ege sahasındaki Yunanistan'la olan ilişkilerinde Avrupa Birliği biraz kendisi açısından olumlu algılıyor, öyle söyleyebilirim. Bunun karşılığında Avrupa Birliği de bir adım atacak noktada bazı hamleleri olabilir bu yönüyle. Fakat Avrupa Birliği müzakere meselesi, oyalama meselesi. Yani bu bizim bundan sonra işte fasılların açılması, bunların müzakere edilmesi bilmiyorum. Yani 1964'ten beri kapıda bekliyoruz, daha ne kadar devam eder. Bunu açıkçası tartışıyoruz, yaşıyoruz. Yani biz Avrupa Birliği ile sürekli görüşen, tartışan ama hemen yanı başımızda dursun. Yani bir çıpayla demirlemiş bir ülke kalsın ama bizden ayrılmasın. İstediğimiz zaman çıpanın yerini değiştirelim. O kadar hareket edebilsin, hareket alanı sahası olsun. Ama onun dışında bizim kontrolümüz olsun. Bakışıyla hareket eden bir Avrupa Birliği var. Zaten Avrupa Birliği'nin bu süreçte alacağı kararların en önemlisi emareleri Amerika Birleşik Devletleri ile liderler seviyesinde Biden-Erdoğan görüşmesinde zaten bir yol haritası belirlendi. Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'nin toplantısı icra edildi. Şimdi burada Avrupa Birliği ve Amerika birlikte stratejiyi takip ediyor ve gidiyor. Birlikte hareket ediyorlar. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nden bugün liderler zirvesinden çıkacak kararlar öncesinde işte ifade ettiğim Amerika'nın vizyonunun ve stratejisinin dışında yeni bir şey olmaz. Yani bir beklentimizin olmaması gerekiyor. Sürpriz olmaz. Çünkü Biden dönemiyle birlikte bir bütün kurumsallaşmış bir AB Avrupa Birliği olarak görüyoruz. Bu yönüyle ele almamız gerekiyor. Amerika neyse Avrupa o. Avrupa neyse Amerika o gibi olacak. Yani artık buna alışmamız gerekiyor. Stratejimizi de buna göre düzenlememiz gerekiyor. Buradan Türkiye'ye yönelik işte beklentilerimiz, gümrük birliği üzerinde belki teknik çalışma komisyonları havale edecekler. Yani bu yönlü çalışmalar çıkacak. AB'den bizi sıkıntıya bu aşamada sokacak kısacası Seda Hanım bir söylem ve bildiri çıkacağını ben düşünmüyorum. Sayın İsmail Hakkı Pekin, ben de bunu soracaktım aslında. Yani Avrupa Birliği ve ABD zirvesinin ardından yapılan bu Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin yansıması nasıl olacak? Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisini görecek miyiz? Özellikle daha önceki toplantılarda Yunanistan ve Fransa'nın baskısıyla Türkiye'ye Doğu Akdeniz konusunda bir baskı görmüştük. Bu baskılar devam edecek mi sizce? Şimdi önce şunu söyleyeyim, şeyle ilgili, Afganistan'la ilgili bir konuyla, yani bu ilgili çünkü bunlar birbirleriyle. Türkiye'nin bu göreve talip olması, dolayısıyla Türkiye, ben NATO'nun içindeyim, bu konuda NATO'ya işte gerekenleri yapıyorum, üzerime düşenleri yapıyorum mesajını vermesi, hem Amerika'yı, hem Fransa'yı, hem Almanya'yı bir ölçüde, İngiltere'ye dahil olmak üzere işte aradaki diyaloğun artırılmasına, bu tip toplantılardan Türkiye aleyhine çok fazla bir şey çıkmayacağını ama Türkiye aleyhine de çok fazla bir şey beklemeyelim. Yani ne Doğu Akdeniz'de, ne Kıbrıs'ta, ne Libya'da, bu bölgelerde Türkiye aleyhine bir şey lehine veya aleyhine bir şey beklediğini sanmıyorum. Bütün bunların hepsi bir takım laflarla geçiştirilecek diye değerlendiriyorum. Belki işte göç mutabakatı yeniden şey olacak, yapılacak, gözden geçirilecek. Belki ilave işte para vesaire falan olacak ama diğer konularda çok fazla bir şey bekleyen. Belki Avrupa Birliği'nin Karadeniz'de Rusya ile olan ilişkileri var. Bu konuda da ben Avrupa Birliği'nin Rusya'ya sıkıştıracağını ya da Ukrayna konusunda diğer konularda üzerine gideceğini ve Türkiye'nin bu amaçla kullanılacağını da sanmıyorum. Rusya'ya da çünkü iyi geçinmek durumdalar. Bölgede biraz daha şeyi aşağı çekmek durumdalar. Tansiyonu biraz daha aşağı çekmek durumdalar. Bu arada belki
yani şeyle ilgili Libya'daki güçlerle ilgili, hatta dün sanırım bir şey vardı, adım adım yani Rusya ile Türkiye'nin oradaki güçlerini adım adım çekebileceği konusunda bir takım çalışmalar var. Yani çok fazla bir şey çıkmayacak diye değerlendiriyorum. Yani ne Türkiye aleyhine ne Türkiye lehine ve her zamanki gibi işte şey konusu gündeme gelecek tekrar. Diyalog konusu, karşılıklı görüşme konusu, Yunanistan'da Türkiye arasındaki sorunların görüşmeler yoluyla halledilmesi konusu gündeme gelecek. Bunun dışında Türkiye'yi karalayıcı çok önemli bir şey olacak. Çünkü bu NATO zirvesi ve orada Türkiye'nin bu talip olduğu Afganistan görevi büyük ölçüde Avrupa'nın içine geliyor. Öyle söyleyelim. Ve bu konuda Türkiye'yi teşvik edici bir takım faaliyetler olabilir diye değerlendiriyorum. Hı hı. Yani bize Avrupa Birliği zirvesinden, Dışişleri Bakanlığı zirvesinden çok önemli bir kazan sağlayacağımız ya da çok önemli bir şey olacağını ya da bizi doğrudan ilgilendiren bir şey çıkacağını sanmıyorum. Hı hı. Belki yine şey konusunda, özellikle Avusturya falan bastırıyor, insan hakları falan konusunda, demokrasi konusunda yine bizim üzerimize gelebilirler. Bunlar yer alabilir. Ama Almanya'nın ve Fransa'nın işte Türkiye'de işbirliği konusu dikkate alındığı zaman bunun biraz daha yumuşak geçiştireceğini değerlendiriyorum. Şimdi hemen başka bir konuya gelmek istiyorum. Yine Doğu Akdeniz odaklı olmak üzere önemli bir destek var Amerika Birleşik Devletleri'nden Yunanistan'a. Sayın Atabay, sizle başlayalım isterseniz. Amerika Dış İlişkiler Komisyonu'nda bir yasa tasarısı geçti Yunanistan'a destek olmak için. Tasarıda ne var? 2022-2026 mali yıllarında Yunanistan'a yıllık 1.8 milyon dolar değerinde uluslararası askeri eğitim desteği sağlanması öngörülüyor. Yani önümüzdeki uzun vadede de Amerika'nın Yunanistan'a destek olacağını maddi olarak da görebiliyoruz. Özellikle Rum yönetimiyle ilgili de bazı parlamentolar arası gruplar kurulmasının söz konusu olduğu da ifade ediliyor. Dolayısıyla bizi hareketli günler bekliyor sanıyorum Doğu Akdeniz'de. Neler söylersiniz? Şimdi aslında bu yeni bir konu değil. Yani şöyle bir süreç var. Bu işliyor, devam ediyor. Şimdi parlamento, yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dış ilişkiler komitesi bunu senatoya sunmuş oluyor. Senato genel kurulunda onaylandıktan sonra temsilciler meclisinde ve bilare başkanın onayına çıkacak. Yani bu süreç devam ediyor. Hı hı. Tabii burada F-35 meselesi kritik. Yani nedir bu? Türkiye ile Yunanistan'ın daha önceden beri uyguladığı Amerika'nın bir strateji vardı. Bir denge, yani bir denge yürütülürdü. Taraflara silah satışlarında bu gözetilirdi. Şimdi şunu görüyoruz biz. Amerika'nın özellikle son yıllarda Yunanistan lehine silah sistemlerini satışları onaylarında daha cömertçe davranıyor. Cömertçe ve dengeyi bozacak şekilde bir tavrı var. Esas olan, bizi ilgilendiren bölüm bu. F-35 meselesi, biz ortağı iken F-35 noktasında geldiğimiz noktayı, yani yaşadığımız durumu biliyoruz S-400 F-35 meselesi üzerinden. Şimdi bu kadar sancılı bir dönemi biz yaşadık F-35 noktasında, ama Yunanistan tarafı çok kolaylıkla F-35'lerin sahibi olabilecek. Bir başka diğer silah ve teçhizatın sahibi olabilecek. Daha başka silahlar da var. Zırhlı birlikleri destekleyecek şekilde zırhlı araçların satılması meselesi var. Bunlara bütün baktığımız zaman, ben aşağı yukarı bir çalışma yapmıştım şöyle. Yunan ordusunun bazı alanlarda, işte zırhlı birliklerinde, işte deniz kuvvetlerinde, kara kuvvetlerin kendi içindeki bazı unsurlarında %20, %30 gibi kazanç sağlayacak ilave silah ve teçhizat desteğinde bulunacağını görüyoruz önümüzdeki süreç içerisinde Amerika'nın. Bu, Doğu Akdeniz'deki dengenin değiştirilmesi, Ege'deki dengenin değiştirilmesi ve Türkiye'ye yönelik bir tehdidin arka planındaki bir Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği anlamına geliyor. Biz bu yönüyle olaya bakmamız önemli. Siz yine altını çizdiniz. İşte burada bir de siyasi niyet var. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail, Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri birlikte parlamentolar arası grup kurulması. Yani askeri anlamda
Amerika siyasi desteğini sürdürürken, evet, siyasi anlamda da alandaki o gücünü arttırıyor. Nereye karşı? Türkiye'nin baskılanması, Türkiye'nin kontrol edilmesi ve Türkiye'nin üzerine biraz daha örtünün çekilmesi şeklinde bir hareket tarzını görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bir Yunanistan'dan yana bir tercih var. Bu tercihin tabii ki belki dönemsel olabilir, geçici olabilir veya geleceğe dair yatırım olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin kafasındaki projeyi bizim iyi analiz edip çözmemiz ve işbirliğini de biz kendi istikametimizde, kendi ülkemizin menfaatleri doğrultusunda yönetmemiz ve yönlendirmemiz de en azından pazarlık noktasında elimizi güçlendirmemiz ve ne yapılmak istendiğini de bilmemiz çok önemli. Bunların analizi de çok önemli Seda Hanım. Evet Sayın Atabay, aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi daha önce alınmış kararların harekete geçirilmesi için ulaştırılan bir tasarı gibi gözüküyor. Sayın İsmail Hakkı Pekin, 2019'da kabul edilen Doğu Akdeniz Enerji ve Güvenlik Ortaklığı Yasası'nın Amerika Birleşik Devletleri Doğu Akdeniz Enerji Merkezi'nin kurulması gibi, yine Mart 2019'da başlatılan 3+1 Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve Amerika arasındaki parlamentolar arası bir grubun kurulması, F-35, çok ciddi oranda bir mali yardım, bu konuda harekete geçilmesi önümüzdeki süreçte Doğu Akdeniz nasıl etkileyecek Amerika ve Yunanistan'ın işbirliği? Yani şöyle söyleyeyim. Ben daha önceki programlarda da açık ve net olarak şunu söyledim. Yunanistan Osmanlı döneminde, yani 1821'deki isyanla birlikte başlamıştı. 1830'da Yunan Devleti kurulmuş. Tamamen bir şey projesidir. Yani yeni bir jeopolitik alan yaratma ve oradan tehditle Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalama projesidir. Şimdi baktığımızda aynı projelerin devamını görüyoruz. Yani bir şekilde Türkiye, Yunanistan'a denge, Türkiye-Yunanistan arasındaki denge, 7-10 arasında bir denge vardı. Biraz evvel Ünal Albay'ın bahsetti. O dengeyi bozup, o denge sonucunda Türkiye'yi askeri açıdan sıkıştırmak. Yani çünkü tehdidin altını gördüğünüz zaman ister istemez siz de oraya karşı tehdit alacaksınız. Türkiye'nin başka yerlerde de çatışmaları var. Yani Libya'da, Suriye'de, işte Afganistan'da, diğer bölgelerde çok önemli görevleri var. Şeyde de var, Kafkasya'da da var, Güney Kafkasya'da da var. Böyle baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Türkiye'yi Yunanistan vasıtasıyla sıkıştırmaya çalışıyor. O gördüğümüz anlaşmalar da, yani hem Doğu Akdeniz'deki faaliyetler, 3+1 konusu dahil olmak üzere, İsrail dahil olmak üzere bölgeye, bunların hepsi Türkiye'yi sıkıştırıp Türkiye'nin belli hudutların dışına çıkmasını engellemek, ortaya çıkan boşluklardan faydalanıp bu bölgelerde güç aktarımı yapmasını önlemek ve Türkiye'yi belli istikametlere kanalize etmek, yani içeriye kanalize etmek ya da yakın çevreye kanalize etmek suretiyle Türkiye'nin buralardan uzaklaşmasını sağlamak, yeni tehdit alanları yaratmak amaçları budur. Ve dolayısıyla Yunanistan bana göre bir devletten çok bu iş için yaratılmış, yani Küçük Asya'daki Türk varlığını, Küçük Asya'daki Türkiye Cumhuriyeti devletini sıkıştırmak, gelişmesini önlemek amacıyla yaratılmış bir jeopolitik alandır. Buna böyle bakmamız lazım. Ve Türkiye'nin buna karşı tedbir alması lazım. Ben kurulan şirketlerin ya da yapılan anlaşmaların, paktların, işte Doğu Akdeniz'deki şeyle ilgili paktların, bunların hiçbirisinin çok uzun ömürlü olacağını sanmıyorum. Sonuçta Türkiye'nin gücü bunları şey yapmaya yeter. Yeter ki Türkiye kendi savunma sanayini, ekonomisini düzelsin, belli bir yerlere gelsin, ama kesinlikle şunu kafamıza sokmamız lazım. Bu tehditler devam edecek. Bu tehditler daha sonra da devam edecek. Yani aynı ittifaktayız, NATO ittifak içindeyiz, müttefikiz. Ama sonuçta Türkiye'yi durdurmanın yolu başka yerlerde tehdit yaratmak. Bu nedir işte? Bir tanesi bu Doğu Akdeniz'de ve Yunanistan'ı güçlendirmek suretiyle tehdit yaratmak. Başka bölgede İsrail benzeri bir YPG devleti kurmak suretiyle Türkiye'yi o ele meşgul etmek ve Türkiye'nin 21. yüzyıldaki o stratejisini, işte 2050-2071 gibi o stratejilerini önüne geçmek gibi bir şeyi var bütün bunların. Onun için olaya böyle bakmamız lazım. Yani biz
bu yaratılan şeylere, tehditlere çok fazla takılmamamız gerekiyor. Sadece tedbir almamız gerekiyor. Gereken tedbiri alırsak biz bu işin üstesinden geliriz diye değerlendiriyorum. Yunanistan'a verecek olan o 1.8 milyar dolarlık eğitim yardımı, diğer yardımlar, yani belki F-35'ler de bir yere kadar etkileyebilir ama sonuçta genel anlamda şey mücadelesinde, küresel mücadelede, küresel liderlik mücadelesinde şeyin işine pek fazla yaramaz. Amerika Birleşik Devletleri'nin işine pek fazla yaramaz. Aslında küresel mücadelede Türkiye'nin jeopolitik durumu ve Türkiye'nin gücü Amerika'nın daha fazla işine yarar ama Türkiye, işte Amerika Birleşik Devletleri ve Batı, Yunanistan'ı ve yaratılan bu tehditleri Türkiye'yi kendi istikametlerinde, kendi hedefleri istikametlerinde kullanma amacını taşıyorlar. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Yani bunun farkında olabilirsek o zaman bu konuda alacak tehditleri çok daha rahatlıkla belirleyebiliriz diye değerlendiriyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Pekin. Hemen bir sorum daha olacak. Sayın Atabay, sizle başlayalım. Yine Rusya'da dünkü olay, daha doğrusu Karadeniz'de, Kırım açıklarında yaşanan Rus savaş uçağının İngiliz Defender gemisine uyarı ateşi açması konusu. Karadeniz'de ufak bir gerilim yaşandı. Bu gerilimi nasıl değerlendiriyorsunuz İngiltere ve Rusya arasındaki? Şimdi Seda Hanım, Karadeniz yani Rusya'nın kırmızı çizgileri arasında. Bunu defalarca söyledi. Tabii bu Karadeniz derken aynı zamanda Ukrayna'yı birlikte düşünmemiz gerekiyor. Gürcistan'ı da birlikte düşünmemiz gerekir. Ve Ukrayna'dan yukarıya doğru Baltıklara bir hat çektiğimizde o güzergah istikamet, güzergahtan itibaren bir kırmızı çizgisi var Rusya'nın. Özellikle Kırım konusundaki biliyorsunuz hassasiyeti devam ediyor Rusya'nın. Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği'nin yaratmak istediği etki, NATO'nun yaratmak istediği etki, NATO'ya üye olma meselesi, Ukrayna'nın özellikle kaybedilmesinden endişe duyan bir Rusya, kırmızı çizgisini biliyorsunuz geçen hafta da çekti Ukrayna üzerinden, özellikle NATO'ya üye olmasını asla istemediğini ifade etti. Bunu Gürcistan'da da yaşadık. Şimdi Karadeniz bölgesi, yani bu tabii kendi karasularına girdiği iddiasıyla bu ateş edildiği, ama bunu biliyorsunuz yalanladılar. Benim başka kaynaklardan baktığım kadarıyla da evet, gemiye doğrudan taciz eden bir ateşten bahsedemiyoruz ama en azından onun istikametinde ve güzergahında onun da algılayacağı bir alan üzerinde atışın yapıldığına dair bilgiler var. Bu da ne anlama geliyor? Taciz ediyor. Yani sizi daha fazla kendi kırmızı çizgilerimin içerisine girerseniz ateş ederim veya daha tehdit edecek başka faktörleri devreye sokarım. Yani bunun mesajını veriyor Rusya ve kararlı olduğunu gösteriyor. Yani şu mesaj önemli burada: Karadeniz'de Rusya'nın kendi çizdiği kırmızı çizgileri bir savaş sebebi olarak görüyor. Bir beka olarak görüyor, bir tehdit olarak görüyor. Bunun için buna da fırsat vermek istemiyor. İster denizden olsun, ister karadan olsun, ister havadan olsun. Yani bunların hatları çizilmiş durumda, belli. Yani bu tansiyonu yükseltir. Burada tabii ki İngiliz gemisi bir yoklama yapıyor. Yani Rusya'nın tepkisinin de ne olacağını, en azından nasıl bir tepki verir. Bu tepkiyi de, karşılığını da görüyorlar. Dolayısıyla bundan sonraki herhalde Karadeniz'de tarafların hareketleri daha itidalli ve daha dikkatli olunacaktır. Hem tatbikatlar noktasında hem oradaki devriye faaliyetlerinde diye söyleyebilirim. Sayın İsmail Hakkı Pekin, sizin yorumunuz nedir? Yani NATO'nun Karadeniz'i bir ısındırma çabası olmuştu. Şimdi dün gerçekleşen olayda Rusya'nın kararlılığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi biliyorsunuz şeyle birlikte, Ukrayna ile birlikte, işte Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin ifadesi vardı. O ifadeden sonra bir anda ortalık tansiyon arttı ve akabinde de
Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki özellikle işte Polonya, Romanya, Bulgaristan o bölgede tatbikatı söz konusu oldu. Europe 21 Defender tatbikatı galiba ismi. Tatbikat söz konusu. O da suları biraz daha arttırmıştı ama ısıtmıştı. Buna çok sert cevap verdi. Rusya çok sert cevap verdi. Bir tatbikat yaptı. O tatbikatta bırakın geri çekilmeyi Dnieper Nehri'nden güneye doğru çıkarma araçlarını falan da getirmek suretiyle alenen böyle yaparsanız bu bölgeye de kendime katarım gibi bir şeyde bulundu, gösteride bulundu. Bu Rusya'nın ciddiyetini anlayınca otomatik olarak bir de işte arkadaşından çıktı. NATO zirvesi ve NATO zirvesinden sonra toplantısı, Putin'le Biden toplantısı konusu da gündeme gelince yani olmadan evvel de belli bir yumuşama oldu ve bu tansiyon yavaş yavaş aşağı çekildi. Tabii son dönemde Amerika Birleşik Devletleri işte İngilizleri kullandı. İngiliz gemileri bölgeye girmeye başladılar ama sonuçta yapılan şey büyük bir ihtimalle kara suların ihlali. Çünkü o bölgede bazı yerler var. Kerç Boğazı gibi yerler. Oralarda durum biraz karışık. Yani Ruslar diyor ki biz düzeltiyorum İngilizler. Biz yaptık. Zararsız geçiş yaptık falan diyorlar. Büyük ihtimalle karasulana girdiler şeylerin. Onlar da ikaz etmişler karasulana girdi. Yani her ne kadar İngilizler gemiye doğru ateş edilme dediyse de işte biraz evvel Ünal Bay'ın söylediği gibi o istikamete uyar atış. Zaten uyar atışı yapılmaz. Yani geminin üzerine doğru yapılmaz. Daha sonra yapılacak bir şey. Uçaklar da gelmiş. Onlar da uçaklarda gereken ikaz yapmışlar, alçak uçuş vesaire falan. Dolayısıyla bu bir olayı. Yani hem Ukrayna'ya moral vermek, arkasında olduğunu göstermek, hem de Rusya'yı denemek. Rusya'nın tekrar ciddi olduğunu gördüler şeyle ilgili. Ben suların ısınacağını sanmıyorum. Yani bu konuda yeteri kadar Avrupa'nın da, Amerika'nın da yeteri kadar ders aldığını değerlendiriyorum. Çünkü burası gerçekten Rusya'nın arka bahçesi. Beyaz Rusya'da, Moldova'da, Ukrayna'da, Gürcistan'da yaptıkları zaman büyük ihtimalle Rusya'nın sert tepkisiyle karşılaşırlar. Bunun dersini aldılar ama ısrarla bu konuya devam ediyorlar. Devam da edecekler belki yarın ama bu konular Karadeniz'in Karadeniz'deki suların ısındığını göstermez. Bence biraz daha aşağı çekilecek. Tansiyon aşağı inecek. Peki bizi kullanabilirler mi? Türkiye bu konuda çok hassas. Yani bu konuda kendisinin kullanılmasını, Rusya'yı zor durumda bırakacak bir takım faaliyetlerde bulunmasını falan böyle bir şey istemiyor zaten Türkiye. Türkiye'nin yaklaşımı belli. Black Sea 4 var o bölgede. Yani yine Black Sea Harmony hareketi var. Bunlar vasıtasıyla bölge ülkeleriyle birlikte bir şey yapmaya çalışıyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri bunun dışında NATO ülkeleriyle birlikte bir şey. Yani Akdeniz'de olduğu gibi Karadeniz'de bir görev kuvveti kurup orada Rusya'yı taciz etmeye çalışıyor. Türkiye bu konuya karşı zaten geçmişte de bu konuda Türkiye çok büyük çalışmalar yaptı. Özellikle Rusya'nın durumu bildiği için tansiyonu düşürmek amacıyla. Yani Rusya ile bu konuda bu dönemde çok fazla Karadeniz konusunda olmaz. Oyun olmamış lazım. Ya da bir karşılıklı çatışma durumu, mücadele durumu olmaması gerekiyor Rusya'yla. Olması da herhalde Amerika Birleşik Devletleri'nin isteği zaten. O yüzden hassas olması gerekiyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri bunun gerisini getiremez. Yani ne Ukrayna'nın arkasında durdular, ne Rusya'nın arkasında durdular, ne de bundan sonra olacak bir bir çatışmada ya da bir harekette, Rusya'nın bir hareketinde Ukrayna'nın ve diğer ülkelerin arkasında durabilirler. Beyaz Rusya dahil olmak üzere. Onun için herkesin neler olabileceği konusunda çok dikkatli davranması lazım. Rusya'nın bu konuda yok. Çakası yok. Yani şunu yaptım, bu oldu, ondan geri çekelim. Böyle bir şey yok. Rusya bir şey yaparlarsa Rusya kütleye cevabını verir. Ondan sonra da o devlet olur. Yani olduğu gibi, Ukrayna olduğu gibi. Bakın Kırım'ı gitti, işte Donbas bölgesi gitti. İçeride bir sürü sorunlar var. Bundan sonra ne olacağı da belli değil. Gürcistan'ın durumunu görüyoruz. Kaç parça ayrıldı Gürcistan. Yani bu konuda daha akıllı politikalar, daha diyaloğa yakın politikalar yapılması lazım. Sanırım bu zirvede, 24 Haziran'daki zirvede
NATO zirvesinden de istifa etmek suretiyle belki Rusya ile daha böyle tansiyonu arttırmayan, daha gerilimi azaltan politikalar izleneceğini. Bakın yani bu konuda Avrupa Birliği iki türlü şey yapıyor, iki türlü mücadele ediyor. Bunlardan bir tanesi Amerika dahil olmak üzere mücadele etmek. Yani Rusya'yı caydırmak için işte kuvvet yapmak vesaire falan tatbikatlar yapmak, işte oradaki işleri desteklemek. İkincisi de diyaloğu devam etmek. Çünkü diyaloğu bozduğunuz zaman, diyalog olmazsa o zaman iş işten çıkamazsınız. İşte bakın Amerika Birleşik Devletleri'ni Almanya ikna etti. Kuzey Akım 2 projesi devam ediyor. Niye? Çünkü Kuzey Akım 2 projesi sadece Avrupa'yı ya da Almanya'yı Rusya'ya bağımlı kılmıyor. Aynı zamanda Rusya'yı da bağımlı kılıyor. Dolayısıyla bundan sonraki hareketlerinde Rusya biraz daha Almanya çok Merkel çok akıllı hareket etmek suretiyle, yumuşak gücü kullanmak suretiyle bu işi halletmeye çalışıyor. Onun için Merkel'in bu hareketleri bence Avrupa diğer liderlere de örnek olmalı diye değerlendiriyorum. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için Sayın Atabay, Sayın Pekin. Çok fazla gündem maddesi var. Hızlı bir gündem değerlendirmesi yapmış olduk sayenizde. Çok sağ olun. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ederim efendim. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Emekli Kor General Sayın İsmail Hakkı Pekin ve emekli Yarbay Sayın Ünal Atabay ile birlikte bir gündem değerlendirmesi, dış politika değerlendirmesi yapmış olduk. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Aranın ardından da çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Bir yere ayrılmayın. Ulusal Kanal ekranlarında günlüğe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önümüzdeki stratejik odak noktası elbette ki Doğu Akdeniz. Bugün de Doğu Akdeniz'le ilgili konuşacağımız çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Emekli Deniz Yarbay Sayın Hakan Ekiz bizlerle. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bugün Avrupa Birliği Liderler Zirvesi de var aslında. Doğu Akdeniz konusu yine gündemde olacak ve son zamanlarda özellikle hem Ege'de hem Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la Türkiye'nin yaşadığı çatışmalar gündemde. Şimdi isterseniz dün yaşanan bir gelişmeyle başlayalım. Şimdi Atina Mutabakat Muhtırası kapsamında Türkiye ve Yunanistan arasında turizm döneminde askeri faaliyetlerin yapılmaması konusunda bir anlaşma vardı. Fakat Atina bu kadar kritik bir süreçteyken bu anlaşmayı ihlal etti. Türkiye de tabii ki bu ihlale karşılıksız kalmayarak bir Navtex'le yanıt verdi. Yunanistan bu kışkırtmalarla neyi amaçlıyor şu an sizce? Aslında Yunanistan yani daha önce belirlemiş olduğu stratejiye aynen devam ediyor. Yani bu bir oyun. Yani tarafların birbirine taleplerini ve isteklerini kabul ettirmesi yönünde baskılara devam ediyorlar ve edecekler. Yani Türkiye de bunun karşısında bir hamle yaptı. Biliyorsunuz Türkiye'de aynı dönem için Navtex ilan etti. Yani ama mütekabiliyet esasına göre yani cevap olarak Yunanistan'ın bu hamlesine. Tabii bizim yaptığımız bir hak ihlali yok orada. Yok yani bizim 1988'de yapılmış bu anlaşma ilk kez ihlal ediliyor. Bunu da tabii ilk ihlal eden de Yunanistan oluyor doğal olarak. Tabii bunun şeylerin izlerini NATO görüşmelerinde değerlendirebiliriz. Yani Amerika Türkiye'den istediğini alamadı. Yani Yunanistan da istediğini alamadı. Onlar alıştıkları Türkiye'yi artık karşılarında göremiyorlar. Tabii onlar da sıkıntı ve baskı yaratıyor. Bu baskının karşılığında da Türkiye üzerinde bir baskı kurarak Türkiye'yi hizaya getirme çabalarına devam ediyorlar. Evet, şimdi bir diğer konu da aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'a verdiği destek. Askeri yardım planı var. Bu konu aslında daha önce de gündeme gelen bir konuydu. Fakat Amerika Birleşik Devletleri Dış İlişkiler Komitesi'nin sunduğu bir yasa tasarısı var. O yasa tasarısına göre 1.8 milyon dolar değerinde uluslararası askeri yardım desteği olacak. Baktığımız zaman Doğu Akdeniz Enerji ve Güvenlik Ortaklığı yasasında yetkilendirildiği şekilde Amerika Birleşik Devletleri Doğu Akdeniz Enerji Merkezi'nin kurulmasına önderlik edecek ve 3+1 süreci yani Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri parlamentolar arası bir grup kuracak. Tüm bu planlar çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle verdiği desteği nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Yunanistan'ın bir önceki konuda
bu mutabakatı ihlal etmesinin sebebi de aslında gene burada yatıyor. Yani buradaki Amerika'nın tutumu Yunanistan'ın yaptığı hareketle, bu ihlalle bağdaşıyor. Dolayısıyla yani bunlar beklenen şeyler. Yani Türkiye'de bu konuda dik durmaya devam etmek zorunda. Yani bu bir sinir harbi, bir sinir savaşı. Yani ilk pes eden taraf, geri adım atan taraf bu işte yenilir. Yani dolayısıyla Türkiye'nin bu işte artık buraya kadar geldikten sonra geri adım atma şansı maalesef yok. Yani onları da öyle bilsinler yani. Dede Aş'ta yapılan üstlenmeyi de hepimiz biliyoruz tabii. Askeri yardım olarak Amerika Birleşik Devletleri oraya ciddi bir yığınak yapıyor. Hatta bunu tatbikatlar bahanesiyle de yapıyorlardı. Defender tatbikatı çerçevesinde oraya çok fazla helikopter ve askeri yığınak oldu. Önümüzdeki süreçte buranın Türkiye'ye karşı nasıl kullanılacağını düşünüyorsunuz ve Türkiye buna karşı neler yapmalı? Ya şimdi bu Amerika'nın tabii genel stratejisi, yani bir yaptığı işte çok fazla kazanç elde etmek üzerine kurulu. Burada hem Türkiye'ye karşı bir hamle var, hem de Rusya'nın doğalgaz, Avrupa'ya akan doğalgaz hatları da buradan geçiyor. Yani hem onun önünü kesmek var, hem şu anda bir yol bir kuşak projesi kapsamında Çin'den kalkacak trenin işte İngiltere, Londra'ya kadar gidecek olması gibi bir Amerika'nın sorunu var. Tabii bu sorunu çözmek için, o hattı kesebilecek bir kıyı başını tutmak için. Artık Cenevre'de de yankılandı ve Türkiye ile KKTC'nin işbirliği oldukça güçlü. Bu denklemde nasıl hamleler bekliyor bizi? Şimdi biliyorsunuz Geçitkale Hava Üssü, yani Kıbrıs'ın kurtuluş yıl dönümünde hizmete açılacak. Yani çok az bir süre kaldı ona da. Onun dışında Kıbrıs'ın tanınması için Türkiye resmi hamleler yapmamış olmasına rağmen muhtemelen, yani öyle değerlendiriyorum, yani kapalı kapılar ardından bu görüşmeler yapılıyordur. Yani Türkiye'nin çünkü bölgede artık bir etkinliği ve gücü gittikçe yükselen bir durumda. Yani dolayısıyla bunları talep edebilecek pozisyona siyaseten, jeopolitik olarak geldiğini düşünüyorum şu anda. KKTC'nin tanıtılması açısından aslında çeşitli hamleleri Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek de önermişti. Örneğin altılı platforma KKTC ve Abhazya'da dahil edilsin olması, diye. Evet, evet. Yani şimdi yani bir kere Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk yönetimi Akıncı'dan kurtularak öncelikle onu sırtından atarak büyük bir hamle yapmıştır yani kendi adına. Tabii oradaki insanlarımızın bunu anlaması belki bir zaman alacaktır. Çünkü geçmişte Türkiye de bu konuda büyük hatalar yaptı. Yani Kıbrıs'ı Avrupa'nın önüne itti, kucağına itti. Fakat tarihi bir şans olarak değerlendiriyorum bunu. Anlam planının kabul edilmemesi sayesinde bu olay gerçekleşmedi. Bunun gerçekleşmemesinin de şu anda Türkiye ne kadar önemli olduğunu şu anda Türkiye çok daha iyi idrak ediyor. Yani Türkiye'nin asker kanadı değil, siyasi kanadı bunu idrak ediyor. Çünkü Kıbrıs bizim için çok büyük bir uçak gemisi. Yani Geçitkale Hava Üssü de zaten bunun tezahürü olacak. Tabii Doğu Akdeniz denkleminde de oldukça kritik baktığımız zaman. Önemli tabii. Yani şimdi Geçitkale Hava Üssü'ne de çok büyük itirazlar var. Yunanistan'ın bu hamleleri, bu gerginliği düşürmemesinin ardındaki şeyler de bunlar. Yani Türkiye'yi nasıl Rusya'ya bugün Karadeniz'e çıkıp taciz ediyorlar, onu yıldırmaya çalışıyorlar, pes ettirmeye çalışıyorlar. Aslında aynı taktik, aynı merkezlerden Türkiye için planlanıyor ve Türkiye için de yapılıyor. Yani şey aynı. Yani biz hesapta NATO ülkesiyiz ve bize bunu yapanlar da maalesef ve dost ve müttefik olarak yıllarca bildiğimiz, gördüğümüz. Tabii biz bunu böyle görmüyorduk da görenler için söylüyorum. Evet. Evet, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'de kıyıdaşlarla ortak bir uluslararası konferans söylemini uzun zamandır duyuyoruz zaten. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin olası bu konferansa dahil edilmesi sizce Türkiye tarafından söz konusu olabilir mi? Bu KKTC açısından ne demek olur? Yani bu nasıl AB ve ABD bize dayatmalar yapıyor? Türkiye'de Kuzey Kıbrıs'ı bu denklemin içine sokarak onlara karşı bir dayatma yapmış olacak. Yani şu anda artık güç dengesi değişiyor Akdeniz'de. Eskiden 2011'de ve 2017 yıllarında Türkiye'ye karşı yapılan iki tane tatbikatla Türkiye'nin yıldırıldığını, sustuğunu, sindiğini düşünenler bugün artık bunun böyle olmadığını
görüyorlar. Tabii ki kapalı kapılarından onların düşmanlıkları, planları, sinsi planları devam edecek. Ama Türkiye artık bugün Kuzey Kıbrıs'ı da aynı bağlamda masaya oturtabilecek güce sahip. Hı hı. Siyaseten, askeri olarak da. Ya Türkiye zaten bu uluslararası konferans çağrısıyla aslında kıyıdaşlara baktığımız zaman Suriye mesela burada önemli. İşte Filistin'e baktığımız zaman oldukça önemli. Libya ile yapılan anlaşmamız zaten malum. Buradaki ilişkileri güçlendirmek açısından da Mısır'la örneğin ilişkilerimiz güçleniyor. Bir adım atmış oluyor diyebilir miyiz? Yani tabii ki ben şimdi Filistin'de geçen yaşananlar, orada da bir şey var. Yani yönetimle Filistin halkının talep ve istekleri, yani Filistin yönetimiyle Filistin halkının talep ve istekleri aslında bağdaşmıyor. Türkiye iç kamuoyunda da bu Filistin halkı aleyhine kullanılabiliyor. Yani neymiş efendim, Ermenileri desteklemişler, işte Kıbrıs'ı tanımamışlar vesaire gibi. Maalesef dünyanın şeyi bu, gerçeği bu. Yani ülkelerin yöneticileriyle halkların talepleri, istekleri her zaman bağdaşmıyor ve çoğu zaman bağdaşmıyor. Yani emperyalizmin yarattığı lider tipi onlara biat edecek, halkının istek ve taleplerini düşünmeyecek, değerlendirmeyecek lider tipi. Dolayısıyla bunlar son derece olumlu gelişmeler. Yani Suriye ile de geçmişte yapılan bence bir hatadır. Yani bunu da sürdürmek de hatadır. Hı hı. Çünkü biz bu düşmanlığı Suriye rejimine karşı düşmanlığı sürdürdüğümüzde orada İsrail'e, Amerika'ya alan açıyoruz. Hı hı. Yani Türkiye'nin düşmanlarının orada konumlanmasını ve daha böyle güçlü bir pozisyon elde etmelerini sağlıyoruz. Yani Suriye ile ilişkiler sadece bölgeden PKK-PYD'nin temizlenmesi açısından elbette ki önemli ama bir de Doğu Akdeniz kısmı var ki bu ilişkilerin oldukça kritiktir sanıyorum. Şimdi Cihat Yaycı amiralimizin önerdiği bir şey vardı. Filistin'de bir deniz yetki alanları anlaşması yapılması. Bu zaten Yunanistan'ın kabusu olur. Yani böyle bir anlaşma yapıldığında Yunanistan bütün hak taleplerini artık iddia etme şansından iyice uzaklaşacaktır. Çünkü Mısır'la yapmış olduğu yani sözde anlaşmayla, çünkü o anlaşmanın bir geçerliliği yok. Adaların bir kıta sahanlığı yok çünkü. Yani onların talep ettiği şeyler kesinlikle kabul edilebilir değil yani. Akılla, mantıkla bağdaşmayan şeyler. Bir Sevilla haritası hazırlandı. O haritaya göre bir Türkiye kıyılarına hapsedildi. İşte Güney Kıbrıs Rum yönetimine ve Yunanistan'a hakkının çok ötesinde alanlar tahsis edildi. Bunlar da işte Avrupa Birliği'nin sınırları dendi. Hatta Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne apar topar alınmasının altında yatan gerçekler de bunlar. Yani bu planlar yeni yapılmadı. Hı hı. Yani bundan yıllar önce yapıldı. Avrupa Birliği'ne Güney Kıbrıs'ın alınması ile birlikte başladı. İşte Türkiye'ye karşı yapılan tatbikatlar ve sonraki gelişmeler. Tabii Türkiye de karşı hamleler yapıyor buna karşı. Libya ile bir anlaşma yaptık. Bu çok önemli bir anlaşma ve bu anlaşmayı ne pahasına olursa olsun Türkiye korumak zorunda. Yani bunu da maalesef iç kamuoyunda yani siyaset malzemesi yapanlar var. Libya'da ne işimiz var? İşte yok işte Hafter kazanırsa yanlış tarafa oynamış oluruz. İşte Türkiye kaybeder. Ama şunu anlamıyorlar. Hafter kazanırsa zaten Türkiye kaybeder. Yani Hafter ile Türkiye'nin uzlaşması Hafter'in arkasındaki güçler nedeniyle mümkün değil. Yani Hafter kazanırsa zaten Türkiye'nin neticesi kesin kayıptır burada. O anlaşma iptal olur. Dolayısıyla Türkiye'nin tek bir burada çıkışı var. Hafter'in kazanmaması. Dolayısıyla Hafter'i hukuksuz bir şekilde destekleyen, resmi olmayan işte yaptığı katliamlarla, şununla bununla yani hiçbir şekilde meşru olmayan Hafter yönetiminin desteklenmesi zaten doğru bir şey değil. Türkiye'de doğru tarafta yer alıyor. Her şekilde doğru tarafta yer alıyor. Kendi menfaatlerinin gerektirdiği tarafta yer alıyor. Bu şekilde devam etmeli. Şimdi komşularla... Mısır konusuna... Ben ona geri döneceğim ama biraz önce Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Avrupa Birliği'ne dahil edilmesiyle başlayan süreçten bahsettiniz. Şimdi NATO'ya dahil edilmesi konusu da gündeme geliyor bazen. Bu NATO zirvesinde Ukrayna ve Gürcistan konuşuldu. Güney Kıbrıs Rum yönetimi konuşulmadı ama sizce Rum yönetiminin NATO'ya girmesi söz konusu olabilir mi? Şimdi olabilir tabii. Yani bu da muhakkak kapalı kapılarından görüşülüyordur. Fakat bunu seslendiremezler. Çünkü neticede NATO'daki kararlar oy birliğiyle alınıyor. Yani oy çokluğuyla alınmıyor. Herhangi bir ülkenin burada şerh koyması o kararın alınmasına engel. Yani Güney Kıbrıs'ın NATO'ya girmesi zaten kabul edilemez de. Şimdi şuna da özellikle değinmek istiyorum. Yani bugün
bir barış denizi olan Karadeniz'i sürekli kaşıyorlar. Evet. Yani işte eğer Montreux olmasaydı, işte belki ona geleceğiz o konuya da, orada bir hadise yaşandı. O hadise çok daha böyle kapsamlı bir çatışmaya dönüşebilirdi, çok daha fazla geminin olmasıyla. Yani güç dengesi Rusya'nın lehine olduğu için belki bir çatışmaya dönüşmedi. Dolayısıyla bizim Ukrayna'yı ve Gürcistan'ın da NATO'ya girmesini engellememiz gerekiyor. Hı hı. Yani Türkiye yarın öbür gün kendisine baş belası olacak, bir sorun olacak olayı kendi elleriyle yaratmamak zorunda. Hani geçen hükümet kanadından böyle bir açıklama duydum diye hatırlıyorum. Hani Gürcistan'ın ve Ukrayna'nın NATO'ya girmesiyle ilgili. Kesinlikle Ukrayna'nın ve Gürcistan'ın NATO'ya girmesine Türkiye destek vermemeli. Hı hı. Verirsek yarın öbür günde bu güçleri, yine bu emperyalist sistem Türkiye'ye karşı kışkırtacaktır. Yani hı hı. Türkiye'nin NATO'daki varlığı başta da belirttim, geçicidir. Hı hı. Artık öyle bir süreç başlamıştır. Yani biz bunu zaten Türk milleti istemiyor da, o zorunlu dönem geçtiğinde doğal olarak, kaçınılmaz olarak Türkiye NATO'dan ayrılacaktır yani. Hı hı. Ayrılması gerekir. Evet. Şimdi tekrar Karadeniz'e geleceğim. Orada sıcak gelişmeler var zaten ama siz biraz önce Mısır'dan bahsedecektiniz. Türkiye ve Mısır arasındaki işbirliğinin güçlenmesi ve normalleşmenin başlaması uzun süredir beklenen bir süreçti. Yavaş yavaş adımlar atılıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii ki bunlar son derece olumlu gelişmeler. Yani bu işin bu şekilde gelmemesi gerekiyordu. Evet, Sisi İsrail yanlısı olabilir, işte AB, Batı yanlısı, Amerikan yanlısı olabilir. Türkiye'ye karşı Mısır halkının şerhine ve muhalefetine rağmen Yunanistan'la, Fransa'yla işbirliği yapabilir. Libya'da karşımızda olabilir, olabilir ama yani neticede burada bu sebepleri yaratan da biraz biz olduk diye düşünüyorum. Ama bunun öncesi şunu da belirtmem gerekiyor. Türkiye'de bir işte Mursi'ye Müslüman kardeşler yaftasıyla bir saldırı yapıldı belli çevrelerden. Yani bizi onun siyasi kimliği ilgilendirmiyor. Hı hı. Türkiye'ye faydası zararı ilgilendiriyor. Eğer biz devletler arası ilişkiler çerçevesinden bakıyorsak olaya, yok işte o Müslüman kardeşmiş de bu şuymuş. Çıkarlar açısından bak. Yani çıkarlar bazında bakmamız gerekiyor. Yani Mursi'nin iktidardan indirilmesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin sermaye gücüyle olmuştur. Bunun da yapılmasının sebebi Mursi iktidara geldiğinde yaptığı ilk iş Amerika ile İsrail ile yapılmış olan Mısır halkının ve bölgenin aleyhine olan anlaşmaları iptal etmiş olmasıdır. Yani bunu da kamuoyunun bilgisine özellikle sunmak istiyorum. Yani onun siyasi kimliği, işte ihvancı olması, şusu busu bilmem bizi ilgilendirmiyor. Yani biz olaya bu gözlükle bakarsak hükümetin geçmiş dönemde işte Sisi'ye de darbe yaptığı yaklaşımıyla Türkiye ile Mısır'ın ilişkilerini bu derece geciktirip zaten hazır olan, onu da belirtelim, Mursi'yi Avrupa'nın, Amerika'nın kucağına iten bir yaklaşım yaşanmazdı. Bir gecikme var. Bu gecikmenin sonucunda biliyorsunuz Yunanistan'la Mısır arasında bir anlaşma ortaya çıktı. Hı hı. Bu anlaşma da tabii her ne kadar kabul etmesek, her ne kadar hukuksuz ve haksız da olsa buna sarılan bir takım güçler var. Yani böyle bir ortamı Türkiye yaratmamak durumundaydı. Hı hı. Ama inşallah bunları düzelteceğiz, o yolda ilerliyoruz. Yani. Hı hı. Şimdi Karadeniz'e geçelim, sonra tekrar ben Doğu Akdeniz'e döneceğim ama şimdi Karadeniz'de dün bir gerilim yaşandı. İngiltere gemisine Rus savaş uçağının bir uyarısı oldu. Çünkü Kırım açıklarında bir sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle İngiltere başta yalanladı ama Rus Savunma Bakanlığı daha sonra görüntüler yayınladı. Burada bir gerginlik yaratma çabası var. Karadeniz'i nasıl değerlendiriyorsunuz özellikle dün yaşanan gelişme ışığında? Ya aslında Karadeniz'de yapılan her türlü çaba, yani İngiltere'nin, Amerika'nın ya da diğer NATO ülkelerinin Karadeniz'deki varlığı Türkiye'nin başını derde sokacak çabalar olarak görüyorum ben bunu. Yani Rusya ile biz bir takım ilişkiler kurduk. Yani bu bir süreçtir. Süreç aldı bizi. İşte Amerika'nın, NATO'nun Türkiye'ye yapmış oldukları düşmanlıkların neticesinde Rusya ile yakın ilişkiler kurmak durumuna getirdi. Dolayısıyla bu doğal bir süreç. Yani burada zorlama yok. Hatta bilakis tersine bir zorlama var. Yani Türkiye'deki kamuoyu hala Rus karşıtı, hala Amerikancı büyük güçler var bu ülkede bunu engellemeye çalışan. Ama doğal bir süreç olduğu için süreç kendi yolunda ilerliyor. Hı hı. Ama tabii bunu sabote etmek için orada İngiliz gemileri de olacak, Yunan gemileri de olacak, Amerika da olacak. Hı hı. Yani
Yarın öbür gün diyecekler ki öyle bir çatışmaya atkın. Hadi bakalım Türkiye, sen de NATO üyesin. Rusya'ya karşı yanımızda bulun. İşte bize gemi ver, asker ver. İşte o bir tuzak olacak. Kesinlikle sanırım. Tuzak. Yani ben özellikle Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması gerektiği konusunda da böyle bir tuzağı kendi elimizde uzun vadede, belki kısa vadede olmayacaktır bu ama hazırlamamamız gerektiği için söyledim. Hı hı. Türkiye ve Rusya'yı karşı karşıya getirme çabası pek çok yerde oluyor aslında. Suriye özelinde oluyor, Kafkasya'da denendi aslında baktığımız zaman. Şimdi Karadeniz'de deneniyor. Ama Türk-Rus ortaklığı giderek güçleniyor ve Türkiye'de aslında bu tuzağa düşmüyor baktığımız zaman. Karadeniz'de özellikle hem bu NATO'nun oradaki kışkırtması, Ukrayna kışkırtmasıyla hem de bu süreçte görüyoruz. Peki Türk-Rus ortaklığının Doğu Akdeniz'e yansımasını biz görebilecek miyiz önümüzdeki süreçte? Şimdi bu yani aslında bu güçler Doğu Akdeniz'de de bir işbirliği olmaması yönünde. Aslında yani Doğu Akdeniz'deki olay problemin merkezi. Çünkü orada bir hidrokarbon yatakları var. Yani bulunmuş da var. Var olduğu bilinen var. Türkiye'nin de muhtemelen bulmuş olduğu ya da açıklamadıkları da var. Dolayısıyla bütün kurgu, yani Karadeniz'de olan da, Irak'taki, Suriye'deki olan da tabii ki sadece bu değil. Yani orada başka şeyler de var ama işte batımızda Yunanistan'daki Amerika'nın üstlenmesi, mevzilenmesi hepsi Doğu Akdeniz'e yönelik diye bakıyorum. Çünkü hidrokarbon yatakları gelmiş geçmiş bütün savaşların, çatışmaların sebebi olmuş dünyada. Bir müddet daha devam edecek bu. Dolayısıyla Türkiye'yi Rusya ile yakınlaşmasını engellemek için bir suni işte Ukrayna krizi yaratabilirler, orada bir çatışma yaratabilirler. Etkileyecektir yani Doğu Akdeniz'i doğal olarak. Yani Rusya da Türkiye'nin bu konudaki bence tavrına bakıyor. Yani Türkiye'nin tavrına bakıyor. Mesela dün ilk turist kafilesi geldi Rusya'dan Türkiye'ye. Bu konuya da politik olarak işte insanlar baktı acaba dedi. Yani Rusya Türkiye'ye karşı bir tavır mı alıyor? Ama Rusya da Türkiye'ye karşı yapıcı yaklaşıyor. Türkiye de doğal süreç olarak öyle yaklaşmak zorunda. Netice olarak saflaşmalar olması gerektiği gibi artık yapılıyor. Aslında Türkiye ve Rusya'nın Doğu Akdeniz'deki işbirliğine şu açıdan da bakabilir miyiz? Yani eğer Türkiye Kırım'ı tanırsa, Rusya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanır ve burada daha güçlü bir ortaklık görebilir miyiz? Yani kesinlikle böyle olur. İşte artık bunun artısını eksisini çok iyi değerlendirmek lazım. Yani muhtemelen böyle de olacaktır. Yani çünkü her türlü kışkırtmaya rağmen Türkiye'de belli çevreler Türkiye ile ne bileyim Çin'in de bir takım işbirliği yapmasını engellemeye çalışıyor. Rusya'nın da işbirliği yapmasını engellemeye çalışıyor. Ama şuna bakmıyorlar yani biz geçmişte Avrupa Birliği ile ve Amerika ile birlikte olduk, müttefik olduk ama Türkiye bundan ne elde etti diye bakmıyorlar. Yani bugün Amerika gibi koskocaman bir ekonomik dev Türkiye ile yaptığı ticaret son derece sınırlı. Yani bunun da sebeplerini herhalde açıklamaya gerek yok. Yani Türkiye'nin bu cihetten bir gelir elde etmesini istemiyor. Yani Avrupa da aynı şekilde bakıyor olaya. Yani onların bize dayattığı işte bütün formüller, bütün reçeteler Türkiye'yi işte bu özelleştirmeler programına soktu, sıcak para ekonomilerini getirdi, işte belli ürünlere kotalar geldi, insanlar üretimden koptu, şehirlere göçtü. Yani dolayısıyla Avrupa'nın, Amerika'nın bize yaptıkları belli. Yani şu anda bir Çin ve Rusya işbirliğinden herhangi bir zarar görmedi Türkiye. Görene kadar bu işbirliği devam edecektir. Yani Türkiye'nin içi de bağımsız bir ülkedir. Tam da bugün şimdi Avrupa Birliği Liderler Zirvesi var. Avrupa Birliği liderlerinin en önemli gündem maddeleri Rusya ve Türkiye. NATO'dan Rusya ana hasım ilan edilerek çıkmıştı ama Çin konusunda ortak bir karar alınamamıştı. Şimdi Türkiye ile ilgili gündem maddelerinden en öncelikli olanlarından biri Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Yunanistan ve Fransa üzerinden Türkiye'ye bir yaptırım kararı aldırma çabası vardı. Şimdi bu Liderler Zirvesi'nden sonra sizce Türkiye'ye bir yaptırım çıkması mümkün mü Doğu Akdeniz için? Yani çıkartabileceklerini sanmıyorum çünkü Türkiye'nin yanında olan ülkeler var orada. Yani İtalya'yı tam kestiremiyorum çünkü yani dalgalanıyor biraz politikaları. Ama İspanya Türkiye'nin yanında tavır aldı, Macaristan Türkiye'nin yanında tavır aldı, Polonya. Dolayısıyla böyle bir kararı çıkartabileceklerini düşünmüyorum. Türkiye'de her ne kadar Türkiye'de bir takım güçler ve muhalefet üzülerek söylüyorum bunu tabii.
hani Tayyip Erdoğan'a Biden'ın gözüne parmağını sokmadığı için ya da Avrupa'nın gözüne parmağını sokmadığı için kıssa da Türkiye yapması gereken hamleleri yaptı. Yani kışkırtıcı adımlar atmadı. Dolayısıyla bunu da bir taviz olarak değerlendirdiler. İşte gemiler niye limana döndü, şu oldu, bu oldu. Bir takım görüşme ortamlarının olması için yani elde silah varken, silahlar çekilmişken konuşma, görüşme olmaz. Yani herkes silahını beline koyacak. Görüşme öyle yapılacak. Yani bunlar daha doğal bir şey olamaz. Dolayısıyla bu Türkiye hem iç yerdeki hem dışarıdaki kışkırtmalara gelmediği için bence böyle bir karar çıkması son derece zor. Çünkü Avrupa'ya böyle bir koz vermedi Türkiye. Evet. Bir de Antony Blinken'ın açıklamalarını, Amerika Dışişleri Bakanı'nın NATO zirvesinden önce yaptığı Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin geri adım atmış olması bizi sevindiren bir durum gibi bir şey söylemişti. Şimdi Türkiye sondaj ve sismik araştırma faaliyetlerine Doğu Akdeniz'de bir ara verdi diyebiliriz. Önümüzdeki süreçte tüm bu stratejik gelişmelere, tabloya, siyasi arenaya baktığımız zaman Türkiye sondaj gemileri ve sismik araştırma gemileriyle tekrar güçlü bir şekilde sahada olacak mı sizce? Yani kesinlikle olacaktır. Dediğim gibi sadece bu NATO zirvesi öncesi, işte Avrupa toplantısı öncesi parmağını gözüne sokmadı bunların. Yani ben öyle bakıyorum olaya ama buna farklı bakmamak lazım. Evet. Yani elinde silahla görüşmeye gidilmez, tekrar söyleyelim bunu. Yani silahlar bellere koyuldu ama gerektiği zaman tekrardan oradan çıkar. Yani ben bu şeyi de silah olarak değerlendiriyorum. Yani Türkiye burada haklarını savunuyor. Doğu Akdeniz'de büyük bir paylaşım kavgası var. Bu kavgada da silahlar olmadan, güç olmadan hiçbir anlaşma, hiçbir çözüm olamaz. Onu da belirtelim. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli yorumlarınız oldu. Gündemdeki bir konu, konuşmaya da devam edeceğiz. Emekli Deniz Yerbay Sayın Hakan Ekiz bizlerle birlikteydi. Doğu Akdeniz konusunu detaylı bir şekilde irdelemiş olduk. Şimdi bir haberimiz var. Malum yaz geldi ama yurdun pek çok noktasında sağanak yağış etkili. Su baskınları sele de neden oluyor. Şimdi yurttan görüntüleri izleyelim. Gel, biraz önce geçerek bizi götürürdü bak. Orada... Sağanak yağış Kayseri, Karabük ve Çorum'da hayatı olumsuz etkiledi. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Çağlalık mevkinde şiddetli yağış sele yol açtı. Dağlardan sürüklenen kaya ve toprak yığınları Karpuzbaşı takım şelalelerinin yolunu kapattı. Karpuzbaşı, Büyükçakır, Ulupınar, Balcıçakırı ve Çavdar Uşağı mahallelerine ulaşım sağlanamadı. İş makineleriyle 2 saat süren çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Karabük kent merkezi ve ilçelerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Rögarların taştığı bazı caddelerde su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Çorum'da sağanak ve dolu nedeniyle trafikte aksama ve zincirleme trafik kazası meydana geldi. Şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Samsun-Ankara karayolunda 7 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Araçlarda hasar oluştu. Samsun-Ankara karayolu bin evlerle Osmancık kavşaklarında aşırı su birikintisi nedeniyle ulaşımda zorluk yaşandı. Fransa 28 Haziran 4 Temmuz tarihleri arasında Dünya Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Şampiyonada ülkemizi temsil edecek rafting kadın milli takımının sporcuları Rize'nin Adreşen ilçesindeki Fırtına Deresi'nde hazırlıklarını sürdürüyor. İstiklal marşımızı okutup dünyaya tekrar dinleteceğiz. Rafting kadın milli takımı dünya şampiyonasında fırtına gibi esecek. Sporcular şampiyonaya Fırtına Deresi'nde hazırlanıyor. Fırtına Deresi çok hırçın bir dere, zorlu bir dere ama biz de Karadeniz kızları olarak hırçın kızlarız ve suyun inadı kadar bizim de küreğimiz inat. Hedefimiz de Fransa'daki dünya şampiyonasında derece yapmak, Türk bayrağımızı dalgalandırmak. 28 Haziran 4 Temmuz tarihleri arasında dünya rafting şampiyonası Fransa'da yapılacak. Şampiyonada ülkemizi temsil edecek rafting kadın milli takımının sporcuları Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Fırtına Deresi'nde hazırlıklarını sürdürüyor. Derenin azgın sularında günde çift antrenman yapılıyor. Zorlukları var, yorucu da oluyor ama belli bir antrenmandan sonra artık yoruculuktan ziyade teknik antrenmanlar yapıyoruz. Şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefleyen milliler zorlu parkurda 4 saat boyunca akıntının zaman zaman tersine kürek çekerek hazırlanıyor. Hızlı, bana doğru. Tabii biraz yorucu oluyor ama güzel bir yoruculuk bu çünkü heyecanlıyız, hedefimiz büyük. Hani göklere çıkartmayı düşünüyoruz bayrağımızı inşallah.
Rafting milli takım antrenörü Aydın Aksoy, Fırtına Deresi'nin zor olduğuna dikkat çekti. Ancak hedefe giden yolda bu zorluğun rakipleri karşısında fayda sağlayacağını belirtti. Fransa'daki dünya şampiyonasına hazır bir şekilde ve şampiyon olmak için elinden geleni yapıp orada şanlı bayrağımızı ve İstiklal Marşımızı niyetimiz okutmak ki çok kez de okuttuk. Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Yunanistan'a askeri yardım yasa tasarısını onayladı. Tasarıya göre Yunanistan'a yıllık 1.8 milyon dolar değerinde uluslararası askeri destek sağlanması öngörülüyor. Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Yunanistan'a yönelik askeri malzeme ve eğitim yardımını öngören yasa tasarısını oy birliğiyle onayladı. Tasarı, Komite Başkanı Demokrat Bob Menendez ve komite üyesi Cumhuriyetçi Marco Rubio tarafından 9 Haziran'da sunulmuştu. Amerikan-Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık Kanunu başlıklı yasa tasarısı Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nden geçti. Söz konusu tasarı, komitedeki tüm senatörlerin onayını alarak oylanması için Senato Genel Kurulu'na gönderildi. Senato'nun da onayını alması durumunda tasarı önce Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na, ardından da Amerikan Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulacak. Peki tasarıda ne var? Yunanistan ordusunun modernleşme sürecine ve Rusya yapımı ekipmanlardan uzaklaşan geçiş sürecine yönelik yardım yer alıyor. Aynı zamanda 2022-2026 mali yıllarında Yunanistan'a yıllık 1,8 milyon dolar değerinde uluslararası askeri eğitim desteği sağlanması öngörülüyor. Amerika'nın Yunanistan'a silah alımı için doğrudan kredi vermesine de imkan tanıyan tasarıda, Yunanistan'ın sipariş verdiği F-35 uçaklarının teslimatı için de yetki veriliyor. Aynı zamanda tasarıda, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail, Yunanistan ve Amerikan arasında bir parlamentolar arası grup kurulması da söz konusu. Yunanistan, Türkiye ile imzaladığı Atina Mutabakat Muhtırası'na uymadı. Turizm sezonu olmasına rağmen Ege Denizi'nin uluslararası sularına tatbikat için askeri eğitim sahası ilan etti. Türkiye ihlale Navtex ile karşılık verdi. Yaz aylarında turizm sezonu boyunca Ege'de herhangi bir tatbikat yapılmaması konusunda centilmenlik anlaşmamız var. Ama Yunanistan şimdi bakıyoruz Navtex ilan ediyor. Yunanistan, Türkiye ile imzaladığı Atina Mutabakat Muhtırası'nı yine tanımadı. Turizm sezonunda tatbikat için Ege Denizi'nin uluslararası sularında askeri eğitim sahası ilanı yaptı. İki ülke arasında 1988'de imzalanan Atina Mutabakat Muhtırası'nda turizm sezonunu kapsayan 15 Haziran-15 Eylül arasında Ege Denizi'nin uluslararası sularında tatbikat yapılmaması ve askeri eğitim sahası ilan edilmemesi karara bağlanmıştı. Türkiye, diplomatik girişimlere rağmen geri adım atmayan Yunanistan'a Navtex ile yanıt verdi. 2021 yılı harekat eğitim faaliyetleri kapsamında Ege Denizi uluslararası sularında eğitim sahaları ilan edildi. Yunanistan'ın bu tahriklerden ve kışkırtıcı adım... Rusya, Karadeniz'de sınır ihlali yaparak Kırım'a yaklaşan İngiliz savaş gemisine ait görüntüleri paylaştı. İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın sınır ihlali ve uyarı ateşi açıklamalarını yalanlamıştı. İngiltere yalanlamıştı. Rusya o görüntüleri yayınladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Kırım'a yaklaşan ve sınır ihlali yapan İngiliz donanmasına ait savaş gemisi Defender'a ait görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde İngiltere'ye ait savaş gemisinin Rus uçakları tarafından takibi görülürken uyarı ateşinin yapıldığı anlar yer almadı. Rusya, kara sularını ihlal ettiği gerekçesiyle Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı atışı yapmıştı. Geminin rotasını değiştirmemesi üzerine Rus Su-24M savaş uçakları havalanmış, İngiliz gemisinin rotasına yönelik bombalama uyarısı yapılmıştı.
Geminin Rusya'nın Karadeniz filosuyla Federal Güvenlik Servisine bağlı sınır muhafızlarının ortak eylemiyle sınırı terk ettiği açıklanmıştı. İngiltere ise Rusya'nın sınır ihlali ve uyarı atışı açıklamasını yalanlamış, İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace açıklamayı Rus dezenformasyonu olarak nitelemişti. Ege Denizi'nde kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor. İzmir'in Seferihisar açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 44 sığınmacı yakalandı. İki insan taciri de gözaltına alındı. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Seferihisar ilçesi açıklarında lüks yelkenli teknede kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 44 sığınmacı yakalandı. Sığınmacılar karaya çıkartılırken kaçak geçişi organize ettiği iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Öte yandan İzmir Çeşme'de de Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki sığınmacı kurtarıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde de 10 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Yunan unsurları tarafından itildiği tespit edilen göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüklerine sevk edildi. Sağlık Bakanlığı'nca salgınla mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için kamu spotu hazırlandı. Videoda sinema sanatçıları Şener Şen ve Ezgi Mola herkesi COVID-19'a karşı aşı olmaya çağırdı. Bu kadarı ancak filmlerde olur dediğimiz birçok şeyi pandemi döneminde yaşadık. Ancak filmin sonunu değiştirmek bizim elimizde. Sinemanın sevilen iki ismi bu kez aşı çağrısı için kamera karşısındaydı. Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için ve normal hayatımıza geri dönmemiz için. Sağlık Bakanlığı tarafından COVID-19'la mücadele kapsamında kolları sıvıyoruz sloganıyla yürütülen aşılama kampanyası için kamu spotu hazırlandı. COVID-19'u aşıyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sinema sanatçıları Şener Şen ve Ezgi Mola'nın yer aldığı o kamu spotlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda iki sanatçı herkesi COVID-19'a karşı aşılanmaya çağırdı. Aşımızı olalım, hayatımıza kaldığımız yerden sağlıkla devam edelim. Siz de mutlaka aşınızı yaptırın. Videolarda ayrıca hepimiz biliyoruz ki salgın hastalıkları kontrol altına alınabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Tedbirler ve aşıyla COVID-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz ifadeleri yer aldı. Salgın nedeniyle verilen kısa çalışma ödeneği Haziran ayında sona erecek. Ancak normalleşme adımlarıyla yeni toparlanmaya başlayan işçi ve işveren tarafları ödeneğin uzatılmasını istiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşen işveren cephesi desteğin yıl sonuna kadar devam etmesini talep etti. İşçi tarafındansa talebin kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecinde ileteceği öğrenildi. İşçi ve işveren kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasını istiyor. Covid-19 salgını nedeniyle istihdamın korunması için hükümet bir yılı aşkın süredir kısa çalışma ödeneği desteği veriyor. Ayrıca bu süre içinde işten çıkarma yasağı da uygulanıyor. Yeni normalleşme adımlarıyla birlikte kısa çalışma desteği ve işten çıkarma yasağı 30 Haziran'da sona erecek. Ancak işçi ve işveren desteğin uzatılması taraftarı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 22 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaretinde konuyu gündeme getirdi. Akkol, normalleşme adımlarıyla tüm sektörlerin yeni yeni toparlanma sürecine girdiğini belirtti. TİSK Başkanı Akkol, istihdamın korunması için kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar uzatılması talebini Bakan Bilgin'e iletti. Türk İş'in de kısa çalışma desteğinin uzaması konusunda Bakan Bilgin'le bir görüşme yapacağı öğrenildi. İran'a yönelik yaptırım politikasını sürdüren Amerika Birleşik Devletleri bu kez İran medyasına ambargo uyguladı. Adalet Bakanlığı aralarında İran Devlet Televizyonu'na ait medya organlarının da olduğu 33 internet sitesine erişim engeli koydu. İran'a yönelik tacizlerini sürdüren Amerika Birleşik Devletleri bu kez medyayı hedef aldı. Amerikan Adalet Bakanlığı yaptırımları ihlal ettikleri iddiasıyla İran merkezli 33 internet sitesinin erişimini engelledi. El konulan siteler arasında İran Devlet Televizyonu'nun Arapça ve İngilizce yayınları da bulunuyor. Söz konusu sitelerin girişinde
FBI ile Amerikan Ticaret Bakanlığı'nın logoları bulunuyor. Nükleer, biyolojik ve teknolojik kaçakçılıkla ilgili yasaların kendilerine el koyma hakkını verdiği bilgisine yer veriliyor. Şimdi çok özel bir bağlantımız olacak. Venezuela'nın bağımsızlığını kazanmasının 200. yılı ve başkent Caracas'ta coşkulu kutlamalar var. Bu kutlamalar kapsamında da Dünya Halkları Kongresi düzenleniyor. Bu kongreye davet edilen tek Türk televizyonu da Ulusal Kanal oldu ve Caracas'ta Ulusal Kanal Genel Müdürü Adnan Türkan bulunuyor şu anda. Canlı bağlantıda bizlerle birlikte. Sayın Türkan, hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Hoş bulduk Seda. Caracas'tan selamlar. Bizden de Caracas'a selamlar diyelim. Kongre başladı mı? Nasıl geçiyor? Oradan ilk izlenimler neler? Sizden dinleyelim. Evet. 24 Haziran çok önemli Venezuela halkı için. Çünkü büyük kurtarıcı dedikleri Simon Bolivar önderliğinde İspanya emperyalizmine karşı bağımsızlıklarını kazandıkları savaşın yıl dönümü. Ve bugün de Venezuela başta olmak üzere Latin Amerika halkları yine geçmişte İspanya'nın yerini alan Amerikan emperyalizmine karşı korakor bir mücadele içerisindeler. Dolayısıyla bu 200. yılı sadece bir şölenle etkinlikle değil, dünyanın her yerinden, yani Latin Amerika başta olmak üzere Afrika'dan, Orta Doğu'dan, ondan sonra Avrupa'dan partilerin, derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların emperyalizme karşı mücadele eden herkesin katıldığı büyük bir dünya halkları kurultayı düzenleniyor başkent Caracas'ta. Kongrenin sloganı devrim herkes için olsun sloganı toplandı. Tabi burada çok büyük bir coşku var. Ortak ruh, emperyalizme karşı mücadele. Ve burada tabii ki Simon Bolivar'ın yanında, şu an görüntüleri de izliyoruz, çok öne çıkan isim doğal olarak Hugo Chavez. Her konuşma yapan, her bildiri yayınlayan mutlaka Simon Bolivar'la beraber Hugo Chavez'i de andı burada. Çünkü o 21. yüzyılda emperyalizme karşı Venezuela halkının ayağa kalkışının, milli kurtuluşunu, bağımsızlığını savunuşunun simgesi haline geldi. Ve o mücadeleyi, o bayrağı daha yukarı taşımak istiyorlar doğal olarak. Tabii burada özellikle son dönemde Latin Amerika'nın diğer bölge ülkelerindeki, işte Peru'da, Bolivya'da emperyalizme karşı kazanılan seçim zaferleri de büyük bir moral getirmiş durumda. Keza Brezilya'da da Lula önderliğinde neoliberal politikalara karşı bir derlenme, toparlanma, ayağa kalkma söz konusu. Dolayısıyla büyük bir emperyalizme karşı mücadelenin, kararlılığın olduğu coşkulu bir kurultay yaşanıyor, kongre yaşanıyor. Kongre tabii tek bir salonda yapılmıyor Seda. Güzel bir düzenleme yapılmış. Yaklaşık 10 farklı salonda dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen partiler, demokratik örgütleri, sendikalar çeşitli alanlarda tartışmalar yürütüyorlar ve her tartışmanın sonucunda da bir ortak deklarasyonlar, sonuç bildirgeleri yayınlanıyor. Bugün de tabii kongrenin son günü olduğu için de bir kapanış etkinliğiyle beraber sonuç bildirgesi de ortaya çıkacak. Bunu da aktaracağız. Tabii Türkiye'den bizim de burada olmamız, görüştüğümüz, konuştuğumuz herkes açısından çok güzel temaslar da sağladık. Çünkü özellikle Venezuela halkı, Venezuela'nın buradaki parti temsilcileri, bazı gazetecilerle de görüştük. Türkiye'nin Venezuela ile dayanışma içerisinde olmasını çok önemli buluyorlar, çok önemsiyorlar. Ve buradaki Venezuela'da ağır ambargo altında yaşanıyor. Dün biraz Caracas sokaklarını gezme fırsatımız da oldu. Burası dünyanın çok önemli, çok büyük petrol üreticilerinden biri. Ama Amerikan emperyalizmine boyun eğmediği için yoğun bir ambargo altında yaşıyor. Kendi petrolünü çıkarıp satma konusunda sıkıntılar yaşıyor ve aslında Amerika burayı ekonomik krizde hükümeti devirmeye çalışıyor. Guaido'nun öncülüğünde bir sokak hareketleri üzerinden sokağa karıştırarak iktidarı devirmeye çalışmışlardı. Başaramadılar. Venezuela halkı Maduro öncülüğünde savaştan zaferle çıktı. Fakat ekonomik yaptırım ve ambargo devam ettiği için halka hani zorlanması, ekonomik sıkıntı yaşaması ve iktidarla karşı karşıya gelmesi emperyalizmin buradaki sinsi planı. Venezuela devleti de halkı da bunu aşmaya çalışıyor. Başka ülkelerle kurduğu bağlantılarla
Dolayısıyla Türkiye'nin de burada Venezuela ile ticareti geliştiriyor olması, Türkiye-Venezuela ilişkilerinin anlamlı bir şekilde gelişiyor olması da Venezuela halkına moral veriyor. O bakımdan da bütün Türkiye'ye, Türk milletine, Türk halkına yürekten sevgi besliyorlar, selamlar gönderiyorlar. Adnan Türkkan, son gün olduğunu ifade ettiniz. Çok önemli konuşmalar yapıldı. Zaten etkinliğin sloganı aslında oldukça anlamlı. Atlantik cephesine karşı ülkelerin dayanışması ve birliği başlı başına bir mesaj olarak geçebilir ama konuşmalardan öne çıkan mesajlar neydi? Şimdi şöyle, bir kere tabii doğal olarak en başta emperyalizmin yeni durumu tahlil edildi. Yani Amerika'nın ve NATO'nun. Yani özellikle Amerika'da Trump sonrası Biden'la beraber bir zirve yapıldı sonuçta. G7 zirvesi yapıldı. NATO toplantıları yapıldı. Ve buradaki vurgular üzerinden emperyalizmin hani Amerika geri geldi sloganıyla yeniden daha da saldırgan, daha da müdahaleci bir çizgi izleyeceği. Dolayısıyla buna karşı dayanışmanın, mazlum milletlerin, emperyalizme karşı direnen ülkelerin dayanışmasının önünü altı çizildi. Benim dikkatimi çeken, şu an ekranda da görüyorsunuz, sanırım Eroğlu bir konuşmacıydı. Birçok konuşmacı konuşmasına Filistin atkılarıyla çıktı. Ve her konuşmacı da neredeyse büyük çoğunluğunda Amerika ile beraber İsrail'e karşı çok sert tepki vardı, kınama vardı ve mazlum Filistin halkıyla dayanışma sloganları, Viva Filistin sloganları kurultaya bir anlamıyla damgasını vurdu. Üçüncüsü, salgınla beraber neoliberal politikaların dünyada nasıl etki yarattığını, insanları nasıl çaresiz bıraktığını bir kez daha görmüş olduk. Buna vurgu yapıldı. Yani kamucu ekonomi, kamucu sağlık anlayışı, toplumcu sağlık anlayışının ve kamucu ekonominin, planlamacı ekonominin insanların sağlığı açısından da son derece zorunluluk olduğu. Dolayısıyla emperyalizmin neoliberal saldırganlığına karşı kamucu ekonomiyi büyütmek, yükseltmek ve geliştirmek konusunda vurgular vardı kurultayda. Ve özellikle de emperyalizmin, Batı emperyalizminin saldırısının hedefinde olan Rusya, Çin, İran, Kore, Halk Cumhuriyeti ve Venezuela, bu 4-5 ülkenin ismi sayılarak, Suriye ve Filistin'de eklenerek bu ülkelerde özellikle dayanışma mesajları verildi. Kurultay'ın sonuç bildirgisi de çıkacak. Onu da ayrıca tabii aktaracağız ama benim gördüğüm, tespit ettiğim temel vurgular bunlar Seda. Adnan Türkkan, temaslara devam edeceğiz. Sonuç bildirgesinin ardından da ayrıntıları almaya devam edeceğiz. Şimdilik vedalaşalım. Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz. Başkent Karakas'a tekrarlar selam olsun diyelim. Ben teşekkür ediyorum. Ben de buradaki bütün görüştüğümüz, temas ettiğimiz herkese, Türk halkına, Türkiye'mize yürek dolusu selamlarını iletiyorum. Evet, Ulusal Kanal Genel Müdürü Adnan Türkkan, Venezuela'nın bağımsızlığının 200. yıl kutlamalarında başkent Caracas'ta yapılan kongredeydi. Aslında buradan çok açık görüyoruz ki ulusal kanal olmak demek de aslında Venezuela'nın bağımsızlığı emperyalizme karşı mesajlarla kutlanırken orada olan tek Türk televizyonu olmak demek. Sonuç bildirgesinde ayrıntıları da başkent Caracas'tan Adnan Türkkan'dan almaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Aranın ardından buradayız. Günlüğe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren ekibin Amerika'da askeri eğitim aldığı iddia edildi. Haber Amerikan New York Times gazetesinde yer aldı. İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda 2018 yılında öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katilleriyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Amerikan New York Times gazetesi katliamı gerçekleştiren ekipten 4'ünün ABD'de askeri eğitim aldığını yazdı. Belgelere ve tanık ifadelerine dayandırılan habere göre 2014 yılında Barack Obama döneminde Amerikan Dışişleri Bakanlığı Suudi Kraliyet Muhafızlarının eğitimi için lisans verdi. Bu eğitimler Donald Trump döneminde de bir süre devam etti. Askeri eğitimleri veren şirketin yöneticileri Kaşıkçı'yı katleden ekipten 4 ismin 2017 yılında 1. kademe eğitimlere katıldığını aktardı. Yine bu 4 kişiden ikisi 2014-2015 yılları arasında ABD'de farklı bir eğitimde de yer aldı.
2017 yılında eğitim alan Suudi Kraliyet muhafızlarının bir düzineye yakın farklı operasyonlara katıldığı da belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçiler, Başkan Joe Biden'ın akıl sağlığının araştırılmasını istedi. Eski Beyaz Saray doktoru Ronnie Jackson'ın başına çektiği bir grup Cumhuriyetçi, 78 yaşındaki Biden'a bilişsel test yaptırmaya çağırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir grup Cumhuriyetçi, Başkan Joe Biden'a bilişsel test yaptırmaya çağırdı. Eski Beyaz Saray doktoru Ronnie Jackson öncülüğündeki 14 kongre üyesi, Senato'ya mektup gönderdi. Biden'ın akıl sağlığının gerilediği ve unutkanlığının daha görünür hale geldiği belirtildi. Biden'ın savunma bakanının ismiyle bağımsızlık bildirisinin girişini unutması örnek gösterildi. Mektupta, şu anki bilişsel durumunuzdan dolayı endişeliyiz. Amerikalılar başkanlarına tam bir güven duymalı ifadeleri kullanıldı. 78 yaşındaki Joe Biden, Amerikan tarihinin en yaşlı başkanı konumunda. Türkiye'nin kara para aklanmak suçundan aradığı Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı konuştu. Korkmaz'ın gözaltında olduğu Avusturya'da en az 40 gün daha kalacağını söyledi. Korkmaz'ın avukatı Türkiye ya da Amerika'ya iade kararı verilmesinin bundan daha fazla bir zaman daha alabileceğini söyledi. Türkiye'nin kara para aklamak suçundan aradığı Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'nın Vels kentinde bir otele yerleştikten sonra yakalandığı ve Viyana'ya götürüldüğü ortaya çıktı. Korkmaz'ın avukatı Volkan Dülger, müvekkilinin tutukluluk sürecine ilişkin açıklama yaptı. Dülger, Korkmaz'ın Avusturya'da en az 40 gün kalacağını, Türkiye ya da Amerika'ya iade kararınınsa daha uzun bir zaman alabileceğini söyledi. Avukat Dülger, Korkmaz'ın Avrupa'da farklı ülkelerde iş görüşmeleri için bulunduğunu ve bir süredir Amerika'nın takibinde olduğunun anlaşıldığını kaydetti. Volkan Dülger'in verdiği bilgiye göre Korkmaz'ın Viyana Mahkemesi'ndeki dosyasında yalnızca Amerika Utah Mahkemesi'nin kara para aklama suçlamasının yer aldığı özet bilgi metniyle Türkiye'nin kırmızı bültenle arandığına ilişkin kararı bulunuyor. Amerikalı savcıların anlaşmaya ikna etmek için ağır suçlamalarda bulunduğunu söyleyen avukat Volkan Dülger, Korkmaz'ın hakkındaki iddiaları reddettiğini belirtti. Dülger'in açıklamasına göre Korkmaz'a Türkiye'de tartışılan konuların hiçbiri hakkında soru yöneltilmedi. HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle gözler Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kapatma kararına çevrildi. Çocukları HDP ve PKK tarafından kaçırılan ailelerden Anayasa Mahkemesi'ne çağrı geldi. Diyarbakır'daki aileler AYM'nin hukuku ve adaleti bir an önce yerine getirmesini istedi. Yıllardır çocuklarına hasret olan anne ve babalar HDP'nin kapanmadığı sürece Kandil'in yolunun da kapanmayacağını söyledi. Yani biz burada inşallah gerekeni yaparlar ve inşallah HDP kapanır diyoruz. HDP'nin kapatılması için aykırdılar. Çocuklarını kandırarak PKK'ya eleman kazandıran HDP'nin derhal kapatılmasını istediler. HDP'nin kapatılmasını her daima gündeme getiriyor. Biz de sonuna kadar bu Kandil'in vekilleriyle mücadelemize devam edeceğiz. Çocuklarımızı getirsinler. Çocuklarımızı getirmedikleri müddetçe biz burada onların kapısında kalkmayacağız. Diyarbakır HDP il binası önünde nöbet tutan aileler Anayasa Mahkemesi'ne seslendi. Bir an önce harekete geçin dedi. Biz evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak tekrar Anayasa Mahkemesi'ne sesleniyoruz. Anayasa Mahkemesi hukuku adaleti yerine getirsin. Bu HDP'nin kapatılmasını istiyoruz. HDP kapanmadığı müddetçe Kandil'in yolu da kapanmayacaktır. Aileler yıllardır HDP ve PKK yüzünden çocuklarına hasret. Hepsi AYM'den gelecek güzel haberi bekliyor. PKK'nın siyasi koludur. Buradan Avrupa Anayasa Mahkemesi'ne sesleniyoruz. Amerika, İsrail'e uşaklık yapan HDP'nin derhal Türkiye'den çıkmasını istiyoruz. Anne ve babalar çocuklarının HDP aracılığıyla götürüldüğünden emin. Bir HDP milletvekili gelip de sormadı, senin kızın nasıl gitti, bizim derdimizi sormadı. Biz burada ayrılmayacağız. Sonuna kadar biz burada eylemimizi sürdürmekte kararlıyız. Senin gibi hiç kişi çadır kaldıramaz. Bu çadır anaların babaların çadırıdır. Bu çadır analar babalar kurmuş. Benim oğlum bu binada gitti. Bu umut binada çıktı. Yurdun dört bir noktasında HDP ve PKK'ya karşı eylemler var. Muş'ta da nöbet çadırı kuruldu. Kanat var benim elinde. Benim çocukları getirsin, bize versin. Ölüme kadar ben devam edeyim.
Benim için çocuğu versin bana. HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler çocuklarına teslim olun çağrısında bulundu. Bunlar HDP bizim çocukları götürür PKK'ya verir. PKK'da kime götürür? Bu Kürt'ün düşmanıdır. Var olsun HDP! 2021 Yükseköğretim Kurumları sınavına sayılı saatler kaldı. Şimdi çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Psikolog Esra Tanrıverdi yayınımızda. Sayın Tanrıverdi hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, hepimiz için zor bir yıl oldu ama özellikle öğrenciler için oldukça zor bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Yüz yüze eğitimden uzak, bireysel evlerde çalışma yöntemini, elbette online eğitim oldu ama bu ne kadar yeterli oldu tam bilemiyoruz. Bir de bunun üzerine sınav kaygısı gelince işler bayağı zorlaştı diyebiliriz. Şimdi sınava sayılı saatler kaldı. Biraz önce söylediğim gibi gençler biraz kaygılı olabilir şu an. Neler söylemek istersiniz? Evet, gençleri çok iyi anlıyorum. Umuyorum ki aileleri de anlıyordur. Çünkü hepimiz zor süreçlerden geçiyoruz. Sadece gençlerimiz değil tabii ki. Büyükler, yetişkinler, biz psikologlar dahi zor günlerden geçiyoruz. Zor günler atlattık daha doğrusu. Bir kere şunu unutmamalılar gençlerimiz. Herkes bu durumda. Sadece kendileri değil. Zaman zaman çünkü sadece benim başıma geldiği gibi düşünebilirler. Onların kaygılarını bu şekilde hafifletmelerini öneriyorum. Çünkü bu herkesin sorunu ve çalışamadılarsa ya da çalışmakta biraz kendilerini eksik buldularsa mutlaka ki bunun sadece kendilerine ait olduğunu düşünmesinler. Bütün gençler onlar da aynı duyguları yaşadılar, aynı süreçlerden geçtiler. Bu yüzden bir kere herkes sıfır noktasından sınava başlayacak. Öncelikle psikolojilerinin yani düşüncelerinin, duygularının olumlu olmalarını öneriyorum onlara. Bu hayatın sonu değil. Hayatın önemli bir noktası evet, kaygılarını biraz olsun tabii ki anlayabiliyoruz. Zaten kaygısız da olmaz. Kaygı onları kamçılayacaktır. Fakat kaygının uzun sürmesi tabii ki onlar için zararlı, başarılarını çok fazla etkileyecektir. Onun için gençlerimizin kendilerine güvenmelerini, bilgilerine güvenmelerini istiyorum. Sayın Tanrıverdi, stres elbette ki olacaktır. Siz hatta kaygı kamçılayacaktır dediniz. Birazcık kontrolümüz dışında gelişen olaylar oluyor. Böyle büyük hayatımızı değiştireceğini düşündüğümüz olaylar öncesinde. Bu kaygıyı bastırmak için neler tercih etmeli gençlerimiz? Özellikle bu kadar kısa bir süre kaldığı için söylüyorum. Atıyorum yürüyüş mü yapmalılar? Nefes egzersizi mi mesela yapmalılar? Ne önerirsiniz? Vallahi öncelikle bir kere senaryoyu, olumsuz senaryolar yazmayı bırakacaklar. Öncelikle hayata pozitif bakacaklar. Kendilerine güvenecekler biraz önce de bahsettiğim gibi. Ben bu sınavı sınavda elimden geleni yapacağım. Zaten sınav kaygısı 3-5 dakikadır. Ondan sonrasına inansınlar ki 3 dakikadan sonra hatta soruları okumaya başladıktan sonra zaten o sınav kaygısı kalmayacak. Kendilerine direkt dikkati sınav sorularına verecekler. Onların için yoğun odaklanmaları önemli. Kendilerini rahat bırakmaları, sıkmamaları önemli. Bu kaygılarını aileleriyle de paylaşmaları çok önemli tabii. Burada ailelere de çok önemli rol düşüyor. Çocuklarımıza mutlaka ki anlayışla karşılamamız, onlara sıcak davranmamız. Sınav çok önemli değil. Önemli olan senin başarın ama bu başarı da tabii ki bu sınavda göstermek zorunda değilsin. Kendini iyi hisset öncelikle. Biz senin her zaman yanındayız. Bu sınav senin hayatının sonu değil. Bu sınavı zaten çalıştın, emeklerinin karşılığını alacaksın gibi onları motive edici cümleler kullanmaları. İşte başka öğrencilerle veya abiyle, ablayla kıyaslamamaları çok önemli. Zaten sınavın stresinin ötesinde bir de pandemi stresi olduğu için çok şükür ki bu dönem en azından bu pandemi sürecindeki yasaklar kalktı. Biraz olsun öğrenciler kendilerini dışarı atabildiler. Rahat bir şekilde hafta sonunu geçirebileceklerini düşünüyorum. Sınavdan öncesinde şöyle biraz yürüyüş yapmaları. Fakat çok tehlikeli sporlarda açıkçası olmasın. Yani mesela işte bisiklete binme gibi kendilerini böyle rahatsız sınava girmesini engelleyecek koşu gibi böyle tehlikeli, risk
içeren sporlar değil ama yürüyüşler yapabilirler, parklara gidebilirler, arkadaş buluşmaları yapabilirler, görüşmeleri yapabilirler. Sevdikleriyle birlikte olmaları çok önemli. Sevdiklerinin onları desteklemeleri, sınav konusunda çok fazla konuşmamaları, şöyle mi olacak, böyle mi olacak, olumsuz düşüncelerden uzak kalmaları. Belki de en çok o oluyor Sayın Tanrıverdi, sınav hakkında konuşmak. Yani acaba hangi soru çıkacak, hangi konular ağırlıklı olacak gibi düşünmekten o stresi daha da mı arttırıyorlar acaba? Kesinlikle. Yani o sınav stresi sınavdan çıktıktan sonra bile devam ediyor. Çünkü bu sefer o soruyu çözdüm mü, bu soruyu çözdüm mü? Hayır, kendimizi rahat bırakacağız. Sınavda olan olacaktır mutlaka ki. Engelleyemeyiz hiçbir şeyi. Artık bu şimdiye kadar ne yaptıysak o bizim için çok önemli. Ve ben inanıyorum ki bütün gençlerimiz eğer kendilerini rahat bırakırlarsa, sınavla barışık, kendileriyle barışık olurlarsa ve sınava olumlu düşüncelerle girerlerse %50'si başarıdır, %50'si de insanın kendine olan olumlu düşüncelerinin olması, kaygısının olmamasıdır. Yani %50 başarı evet bilgi ama %50 de kendisine rahat olması. Hı hı. Kimi zaman bazı öğrenciler neden başarılı olurlar ki başarısız öğrencilerdir bunlar sınavlarda. Derler ki ya ben o sınavda o çocuktan hiç ummuyordum, nasıl da yaptı derler. Çünkü neden? %50'sini kendisine amaç edinmiştir, rahat girmiştir sınava ve sınav sorularını rahatlıkla çözmüştür. Peki sınav içinde yaşanan streste yapması gerekenleri biraz sormak istiyorum. Örneğin sınava başladı ama işte o anda bir panik geldi kendisine. Bu duyguyu nasıl bastırabilir sınav esnasında öğrenci? Şimdi bu tip duygulara alışık olsunlar. Bunu kabullensinler bir kere. Yani sınav kaygısını kabullenmek gerekiyor Seda Hanım. Bunun dışında da bu 3 dakika dedim ya, 3-5 dakikada biraz böyle bir heyecan olabilir. Öncelikle bildiği soruları yapsınlar. Sorular, ilk baştaki sorular belki çok zor gelebilir onlara. Bu konuda hemen telaşlanıp eyvah bütün soruları yapamayacağım, bütün sorular zor diyebilirler. Böyle bir tuzağa düşmesinler. Olabilir çünkü, yapabilirler. Yani ilk 5 soru onlara zor gelebilir. Zor mu geldi ötekine geç, zor mu geldi ötekine geç derken yaptıkça sınav sorularını, kolay geldikçe zaten onlara bir cesaret gelecektir, motive olacaklardır. O yapamadıkları sorularda geri dönüş yapıp doğru yanıtı bulacaklardır. Salgının getirdiği ayrıca bir stres olacak mı acaba bu sene sınavlarda? Sonuçta maskelerle ve çeşitli tedbirlerle öğrenciler sınava girecek. Her zamankinden daha farklı bir kaygıyla da karşılaşabilir miyiz? Şimdi tabii bu sınav, şimdi ilk defa, yani geçen yıl deseydik bu soruyu sorsaydınız evet diyecektim ama bu sene artık alıştık maskeyle yaşamaya. Özellikle dikkat ediyorum, gençler maske konusunda daha duyarlılar. Sanıyorum sınavda da maskeyi çıkartabileceklerini söylemişlerdi. Maskesiz katılabileceklerini söylemişlerdi. Yani maske yanlarında kalacaktır. Sanmıyorum yani maskenin artık bizim gençlerimize çok büyük etkisi olacağını, olumsuz etkisi olacağını düşünmüyorum. Biraz önce biraz bahsettiniz aile ve çocuk arasındaki diyalogtan. Ben sınav öncesi bu diyaloğun nasıl olması gerektiği konusunda biraz daha sizden bilgi almak isterim. Ailelerin de aslında çocukla gelecek ve sınav hakkında konuşması yanlış olur değil mi? Tabii. Yani işte sınava hazır mısın gibi sorular. Efendim yeter artık, çok çalıştın, çalışma gibi, böyle hani sanki onu olumlu yönde etkiliyormuş gibi düşünebilirler aileler ama bunlar maalesef çocukları daha fazla strese sokacak cümleler. O yüzden onlara hiç karışmayın, sanki orada siz yokmuşsunuz gibi davranın. Çocuk kendisini hazır hissettiği zaman zaten gelecektir, sizinle paylaşacaktır. Paylaşmadığını düşündüğünüzde de sanki yarın farklı bir günmüş gibi, o sınav günü yani aynı gün, hepimizde rutin günlerden biriymiş gibi düşünmek. Ve işte onu belki çocuğumuza dediğim gibi, hadi gel biraz yürüyüş yapalım mı? Biraz seni açmak istiyorum. Çok mesela çok çalışmış olabilir ailenin gözünün önünde çocuklar. Seni çok iyi anlıyorum. İstersen gel birlikte vakit geçirelim. Güzel zaman geçirelim. Ne düşünüyorsun, nasıl hissediyorsun kendini gibi sorular sorabilirler. Ve onlarla soru cevap karşılığında kendi düşüncelerini de aktararak, kendilerinin olumlu düşüncelerini de, yani hiç sınava çalışmamış bir öğrenci bile olsa, ben senin bunu iyi yapacağına, bu sınav sorularından başarılı, bu sınavda başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü sen kendine inanırsan bu sınavı da başaracaksın diyerek onları motive edici cümlelerle mutlaka ki yardımcı olacaktır aileler. Ailelere en büyük görev
sakin olmaları, onlar da strese giriyorlar çünkü. Aman işte uyuyamıyorum, uykusuzluk, ay yarın sınav var gibi böyle yemekteyken falan. Sınav esnasında yanlış okula gidenleri, geç kaldığı için kapıda bayılanları hatırlıyoruz önceki süreçlerde. Sakin olsunlar, lütfen sakin olsunlar. Hı-hı. Yanlış okula da gidebilirler. Hemen oradan dönüş yapılabilir. Soğukkanlı olmak lazım. Çok Hı-hı. önemli bunlar. Eğer siz stresinizi çocuğunuza aktarırsanız, çocuğunuz sizin stresli olduğunuzu görürse kendisinin stresi daha da fazla artacaktır. O yüzden önce aileler sakin olsun, sonra çocuklar zaten sakin olacaktır. Biraz da sınav sonrasını konuşmak istiyorum. Çünkü bu işin ucunda başarı var ama başarısızlık da var. Tekrar deneme ihtimali var. Hiçbir şey bitmiş, noktalanmış olmuyor. Sınav sonrasındaki herhangi bir başarısızlık durumuyla ilgili hem ailelere hem gençlere ne söylemek istersiniz? Elbette. Gençlerin tabii ki sınavdan çıktıktan sonra bir kere bu konuyu çok da fazla açmamalarını istiyorum. Yani o sınavdan çıktıktan sonra biraz rahatlasınlar, biraz gevşesinler, kendilerini sokağa atsınlar, işte parklara atsınlar, sahile atsınlar. Biraz bir böyle rahatlasınlar. Sonrasında ertesi gün bu konuyu konuşabilirler. İşte sınavda diyelim ki işte iyi geçmeyen öğrenciler olacaktır elbette ki. Ama annelerim ve babalarım burada yine biraz önce bahsettiğim gibi onlara destek olucu, motive edici, bu sınav senin sonun değil, elinden geleni yaptığına inanıyoruz. Yani istemediğin bir bölüm olursa da zorla o bölüme git demiyoruz. Seneye tekrar çalışırım diye düşünüyorsan eğer, bu senin geleceğin. İstediğin meslekte bir kere öğrencilere istediği mesleği çok önemli, o istediği mesleği seçmesinde ailenin de destek olması çok önemli. İstediği okul ve istediği meslek. Kesinlikle çocuklara, gençlere karışmamak gerekiyor sınav tercihleri konusunda. Çünkü bir süre sonra o çocuklar okullarda okuyamayabiliyorlar, okul değişikliği yapmak istiyorlar. Olaylar daha da fazla büyüyüp dönem kaybı veya yıl kaybına neden olmuş oluyor Seda Hanım. Bizden ailelerimiz çocuklarını yine sınavdan sonra da desteklemeli, olumlu düşüncelerle ve seneye de olur, seneye de istiyorsan, kendine o gücü görüyorsan, o enerjiyi görüyorsan ki biz seni destekleriz. Bir yıl çok da büyük bir kayıp değil hiçbir zaman, ben bunu söylerim. İkinci bir şansını deneyebilirler çocuklar. Şimdi bir de uzun süredir evlerdeyiz tabii ki hepimiz pandemi dolayısıyla. Yaz mevsiminin gelmesiyle ve aşılanmanın hızlanmasıyla birlikte kısıtlamaların kaldırılmasıyla artık dışarıda daha çok vakit geçirebileceğiz. Hobilerimizi artık belki daha fazla yapabileceğiz. Spor salonlarına gidebileceğiz. Açık havada spor yapabileceğiz. Tüm bu kapanmanın ardından dışa açılma da bu stresi azaltır mı? Elbette ki azaltır. Çünkü dört duvar arasında kalmak başka bir şey. İstediğiniz özgür bir şekilde dışarıda sokakta olmak başka bir şey. Yani o dışarıda nefes almak bile, pencereyi açıp nefes almak bile bize iyi geliyordu o pandemi sürecinde. Balkona çıkmak, kapımızın önüne çıkmak, ufacık bir sokak arasında bile dolaşmak çok iyi geliyordu. Elbette ki artık bu süreç ama çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yine de tamamen bitmiş değil. Tabii. Dikkat ederek yani çok kalabalıklarda olmamak şartıyla yine sahillerde, parklarda, bahçelerde olabilir ve inanın ki bu gerçekten doğa insana çok iyi geliyor ve gençlerimizin de bunu çok sevdiklerini düşünüyorum. Çünkü bakıyorum zaman zaman İstanbul'da özellikle sahillerde en fazla gençlere rastlıyoruz. Evet. Sayın Tanrıverdi çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Son olarak gençlere hitaben bir şey söylemek ister misiniz? Elbette sevgili gençler size inanıyoruz, güveniyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Çalıştıysanız mutlaka başaracaksınız. Çünkü bunun %50'si başarı ama %50'si olumlu düşünmek. O yüzden lütfen kendinize güvenin. Çok teşekkürler Sayın Tanrıverdi. Psikolog Esra Tanrıverdi ile birlikte YKS sınavına sayılı saatler kala gençlerin stresi, kaygıyı nasıl azaltabileceklerini konuştuk. Özellikle sınav öncesinde sınavdan çok da bahsetmemek, bu sınavın bir son olduğunu düşünmemek ve sınav sonrasında hayatımızı biraz daha normalleştirerek pozitif bir şekilde sevdiğimiz ilgi alanlarımıza yönelerek yaşamak oldukça önemli. Sınav bir son değil. Tekrar girebileceğimiz bir sınav daha güzel şeylere vesile olabileceğini nereden bilelim ki diyelim. Şimdi haberlerimizle devam edelim. Biraz önce
önce HDP'nin kapatılması süreciyle ilgili bir haber yayınlamıştık. Terör örgütü PKK ile başlarından Duran Kalkan da kapatma davası açılan HDP'ye bir yol haritası çizdi. Türkiye'yi HDP yönetmeli diyen Kalkan, HDP'nin iktidarı kimlerle nasıl paylaşacağını konuşması gerektiğini, PKK'nın da HDP'yi destekleyeceğini söyledi. Yönetime nasıl geleceği, kimlerle yönetimi nasıl paylaşacağı tartışılmalı. Böyle bir durum olursa PKK olarak biz destek veririz. PKK terör örgütü elebaşılarından Duran Kalkan yayınladığı videoda HDP hakkındaki kapatma davasıyla İzmir il binasına yönelik saldırıya değindi. Terörist Kalkan kullandığı ifadelerle terör örgütü PKK'ya ve siyasi uzantısı HDP'ye yol haritası çizdi. Öyle HDP kapısı kilitlenerek kapatılacak değildir. Savunma olmalı, öz savunma gelişmeli. Türkiye'yi HDP yönetmeli diyen Kalkan, HDP'nin iktidarı kimlerle nasıl paylaşacağını konuşması gerektiğini, PKK'nın da bunu destekleyeceğini kaydetti. Türkiye'yi HDP yönetebilir. Yönetime nasıl geleceği, kimlerle yönetimi nasıl paylaşacağı tartışılmalı. HDP'nin de temel ilkelerinin yer aldığı bir demokratik birlik oluşacak mı? Böyle bir durum olursa PKK olarak biz destek veririz. Trabzon Arsin ilçesinde vatandaşın gündemi Kürecik ve İncirlik üsleri oldu. Konuyu Vatan Partisi gündeme getirdi, imza masası açtı. Vatandaşların da ilgisi yoğundu. Mehmetçiğin katili Amerika'dır diyenler, bir imzada sizde. Vatandaş ABD üslerinin TSK denetimine verilmesini istiyor. Amerika hiçbir zaman dost olmamıştır. Amerika sadece menfaat perestlik ve Orta Doğu'daki eş başkanlık, demokrasi götüreceğim deyip bütün İslam ülkelerini vurmuş, kırdırmış. Vatan Partisi üyeleri Trabzon'un Arsin ilçesinde Kürecik ve İncirlik üslerinin denetiminin TSK'ya verilmesi için imza masası açtı. Bu imza kampanyasını Amerika dünyada büyük itibar kaybediyor. Artık Amerika'nın geri çekilmesi, yenilgisi başlamıştır bize göre. Vatan Partisi Arsin İlçe Başkanlığı'nın açmış olduğu imza masasına Arsinli vatandaşların ilgisi oldukça yoğundu. Ya işlerin kapanması iyi oldu. Gördüğüm iyi oldu. Bugün Cumhurbaşkanımıza da diyoruz bırak kapatılsın. Bütün bakanlara diyoruz bırak kapatılsın. Masa önünde bekleyen vatandaşlar Vatan Partisi'nin imza çalışmasına destek verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 81 il valiliğine kadına yönelik şiddetle mücadele genelgesi gönderdi. Genelgeye göre 3500 aile sosyal destek programı personeli kadına yönelik şiddetle mücadelede aktif görev alacak. Mecliste ise kadına yönelik şiddetin sebeplerinin belirlenmesi araştırma komisyonu toplantı yaptı. CHP İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının meşrulaştırıldığını iddia ederek komisyondan çekildi. Kadına şiddetle mücadele için hem bakanlıklar hem de meclis düzeyinde çalışmalar yapılıyor. CHP ise provokasyonlara devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 81 il valiliğine kadına yönelik şiddetle mücadele genelgesi gönderdi. Genelgeye göre 3500 aile sosyal destek programı personeli kadına yönelik şiddetle mücadelede sahada aktif görev alacak. Personel, şiddet mağdurları veya şiddet görme riski taşıyan kişileri tespit edecek. Gerekli durumlarda müdahale edecek. Koruyucu ve önleyici hizmetlerle kurumsal altyapıyı güçlendiriyoruz. Bakanlık olarak hazırladığımız genelge ile şiddetle mücadele, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesini hedefliyoruz. Şiddet mağduru kadınların istihdama katılımı için mevcut kurslarda, kontenjanlarda ve uygulamalarda öncelik tanınacak. Kadına yönelik şiddet olaylarında şiddetin tekrar yaşanmasının önlenmesi amacıyla riskin zamanında tespit edilmesini sağlayan risk analiz modülü geliştirilecek ve etkin biçimde uygulanacak. Mecliste ise kadına yönelik şiddetin sebeplerinin belirlenmesi araştırma komisyonu medya temsilcileriyle toplantı yaptı. Eşcinselliği meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına tepki gösteren CHP konuşmaların ardından komisyondan çekildi. Bizim için bu komisyonun işlevi kadına yönelik şiddetle mücadeleden ziyade iktidarın İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma rezaletini gölgelemektir. Cumhur İttifakı'nın bizleri figüran haline getirme çabası içine girerek kendi gündemlerini tatbik etmek ve son olarak komisyon raporunda sözleşmeden çıkmayı meşrulaştırmaya dönük bir girişim içerisinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz CHP olarak bugün itibarıyla
komisyondan çekiliyoruz. Komisyon Başkanı AK Parti Milletvekili Öznur Çalık, CHP'nin tavrının çözüme değil, kargaşaya yönelik olduğunu belirtti. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin ortak bir mücadele olduğunu söyledi. İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat da parti olarak komisyondan ayrıldıklarını açıkladı. 1 Temmuz'da İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılacağını hatırlatan Sunat, ayrılma gerekçesi olarak siyasi mülahazalarla alınacak yanlış kararlara meşruiyet kazandırmamayı gösterdi. Günün burada sonuna geldik ama bir üzücü sıcak gelişmeyi size aktaracağız. Yemen açıklarında bir göçmen teknesinin batı Birleşmiş Milletler tarafından açıklandı ve şimdilik gelen bilgilere göre en az 300 göçmenin hayatını kaybettiği ifade edildi. Gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bu sıcak ve üzücü gelişmeyle günlüğü burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere diyelim. Yarının hava durumuyla sizi baş başa bırakalım.